Biz Bize programı bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları Berfe Sancak ve Kemal Başar. En yüksek derece bir pasaport kaç paraya yapılıyor biliyor musun? Yok. 10.000 dolar. Bilen oyuncu Savaş Başar. Freud'un İnsanları tiyatro oyununun başarılı oyuncuları Burcu Binici ve Onur Büyüktopçu. Cumhuriyet'in 100. yılı bestesi. Biz Bize'den herkese günaydın. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Günaydın efendim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu önemli günde yine birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Gerçi Kemal Bey trafiğe takıldı. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, seni ilk kez babanla birlikte yıllardır çabalıyoruz. Yine bir hayır var, bak yine yetişemedi ve şey, babanla bir kısmet olmadı ama az sonra çok güzel bir program olacak. Sinan abi iyi oldu. İyi mi o? Var mıydı bana? Zamanı gelmişti artık. Diyorsun artık. Çekilmeye geçsin gerekiyor diyorsun. Tabii harika. Tabii yani. Berfe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Ben Bu Cihana Sığmazam seti? Çok eğlenceli, aksiyonu bol, hareketli, enerjisi yüksek. Çok kalabalık bir ekibiz. Hepimizin kimyası çok birbirine yakın, çok güzel, çok uyumlu. Dolayısıyla aslında her sete gittiğimde bir heyecan. Bugün sette ne olacak, güzel. Bugün ne olacak? Bu üçüncü projesi aslında değil mi? Evet, bu üçüncü proje. Sen sonradan dahil oldun diziye, ilk bölümden beri var mısın bu bölümde? Ben ikinci sezonun ilk bölümünde. Evet, birinci sezonda yoktum. İkinci sezonun. Biraz rolünü anlatır mısın? Tabii, ben şimdi Karadeniz ailesi tarafındayım. Bu ikinci sezonda tanıdığımız o Rize'de başladık biz çekimlere. Evet. Çok tatlı bir aile girdi Ben Bu Cihana Sığmazam ekibine ve Rize'de birbirimizi tanıdık aslında ve gerçekten o çok kısa bir sürede aile olduk. İnanılır gibi değil. Yani zaten kalabalık bir ekibiz. Annelerle beraber 10 kişiyiz yani, dayılar, gelinler işte. Hep beraber 10 kişi ve bir anda Rize'de ilk günden itibaren biz gerçekten aile gibi olduk. Yani o kahvaltı sofraları, zaten bizim kahvaltı sofralarımız meşhur ailede. Ekiple çok iyi anlaştık. Karakter zaten Elif, enerjisi çok yüksek. İşte ailenin biraz çok bilmişi, yaramızı, daha böyle her yerde kendini göstermeye çalışan, kendinden çok emin bir karakter. Tam bir Karadeniz kızı aynı zamanda. Dolayısıyla Elif'i çok sevdim. Sen... Set okul gibi oldu aslında senin için değil mi? Kesinlikle. Çünkü birbirinden değerli isimler var. Kesinlikle. Ben zaten Oktay Kaynarca yapımcımız, Ayşenin Şamlıoğlu, Ebru Sabah, o kadar değerli isimler ki daha sayamadığım bir sürü isim. Aslında üçüncü projem ama bu proje benim için gerçek bir okul oldu. Daha önceki tecrübelerde ki tabii ki hiçbir oyuncumuzun hakkı yenmez ama ya buraya geldiğimde gerçekten okula gider gibi, tek okuldan farkı çok eğlenceli. Yani okula gitmekten keyif alıyorsun. Ve biliyorum ilk Rize'de gittiğimde ben Ayşenil Şamlıoğlu'nun da büyük hayranıyım ve annemi oynuyor. Bazı kahvaltı sahnelerinde repliğimi unuttum izlemekten. Ya öyle dalıp gidiyorum ki ona, o kadar hoşuma gidiyor. Ya çok güzel. İşinizi sevmek ve oranın eğitici bir yer olması çok tatlı, güzel bir duygu. Sende şeylik var mı, Karadenizlik? Yok. Bilmiyorum, ruhumda var mı? Biraz var. Oynarken hissettim ama ailede yok. Peki aksiyon sahnesi var mı sende? Ben aslında çok severim. Şu an yok. Yok. Karakterimde yok. Olmasını çok isterim. Kendim aksiyon çok seviyorum çünkü. Tabii sporcu kökeninden de geldiğim için. Evet. O bende çok var kanımda yani. Hatta ben sürekli yazıyorum bizimkiler. Aksiyon sahnesine zaman ben de mi gelsem diye.
Yani çok heyecanlıyım o yüzden. Buradan da duyurulur belki senaryo. Olabilir. Ama kötü bir yöntem ya. Sevmedikleri bir yöntem. Abi. Sen olsan sevmezsin diyorsun. Evet abi yani yanlış anlayabilir. Senin sporcu kimliğine tekrar geleceğiz Savaş. Evet nasıl gidiyor? Şu anda müzik mi ön planda, oyun mu ön planda, ne durumdasın? Yani Sinan abi bilmiyorum. Nasıl? İşte yoldayım. Güzel gidiyor. Yani şöyle oyunlar tabii çok yoğun bu aralar. Yani tiyatro tabii ki mesleğim benim. Ama müzik de inanılmaz bir sevda. Zaten müzik mezunuyum ben biliyorsun abi. Evet evet. Yani bu kadar çok projeden sonra, tiyatrodan sonra aslında biraz radikal bir şey. Hani bir anda müzik Kemal yapmam. Kemal abi seni alabiliriz, buyurun. Hadi hocam. Hadi. Kemal abi. Seni ekart etmeye çalıştı ama başaramadı. Bir şekilde seni getirdik ya. Bugün gençleri ağırlıyormuşsunuz. Duydum, koşa evet. Koşa geldim. Ne yapıyorsunuz? Bak her zaman her programa ceket ve gelenlerse gençleri ağırladığımızı duyup nasıl geldi? Abi yolda işte. Ceketi falan bıraktım, ondan geç kaldım. Hoş geldin Kemal abi. Hoş bulduk. Savaş nasılsın? Sözünü böldüm, kusura bakma. Yok abi önemli. Ne var ne yok abi, iyi, i̇yi misin? İyi, çok iyiyim sağ ol. Yoğunluk sen nasılsın? Yoğunluk başladı sezon. Evet. Evet ben yoğunluğu kendine yaratanlardanım zaten, biliyorsun. Evet. Onun için çok yoğunuz. Tiyatro çok çok yoğun. Sette benim yoğunluğum. Selam, merhaba, merhaba nasılsın? Merhaba bir şey. Sette yoğunluğum haftada bir iki gün olduğu için tiyatroya çok zaman ayırabiliyorum. Fena da gitmiyor. Harika. Bu sezon. Ben dizi izliyorum. Karakteri bir ara çıkardılar. Sonra galiba tepki aldı çünkü muhteşem oynuyorsun. Estağfurullah. Sonra tekrar bu sezon dahil ettiler anladığım kadarıyla. Senaryoya girdi. Yani aslında sen geçen sefer geldiğinde de söyledin. 6 bölümlük, 8 bölümlük mü ne yazılmıştı? Evet. Ama bence halk da beğendi. Şimdi ben çıkarıp geri koyduklarını falan bilmiyorum. Tabii onları bilmiyorum. Soracağım Oktay'a bunu. Ben bunu bilmiyorum. Yani hep varım sanıyorum içinde. Nasıl gidiyor abi setten, sen de bir bahseder misin? Set, biz şanslıyız. Kardeşim daha çok yeni. Evet. Oktay Kaynarca tek başına reyting zaten. Oktay evet. Kaynarca ve arkadaşları durumdayız. Eşkıya da aynı şekilde gidiyordu. Oktay'ın liderliği çok bambaşkadır. Çünkü orada senelerce, şimdi ben bu Cihana Sığmazam'da 2 sezondur varım. Çok kapsayıcıdır, haberiniz olmadan gariban dostudur, insanları çok sıcak tutar, birlikte tutar, neşelidir, keyiflidir. Üstelik şimdi yapımcı da kendi olmasına rağmen bu hiç kolay bir şey değil. Çünkü para da kendi cebinden çıkıyor, oyuncu da kendi. Geçen haftalarda ağırladık, yapımcılık inanılmazmış. Bir daha ama dedi. Buna rağmen son derece stressiz, gırgır, şamata bu kolay bir şey değil. Zaten. Bu tekamül etmiş insanların yapabileceği şeyler. Onun için ben hep mutluyum. Siz de sette öylesiniz zaten. Bütün oyuncular sizden de öyle bahsediyor. Hep enerjiniz yüksek. Daha şimdi, keyifli bir ortamı yumuşatıcı olarak orada bulunduğunuzu bu söylüyorlar. Bu dizi, televizyon işleri sanat diye düşünmemek lazım. Bu iş. Şimdi biri çok büyük bir parayı yatırıyor. Ciddi bir organizasyon. Bunların içine mutsuzluğunuzla gitmeniz, bekletmeniz, arkadaşlarınızı bozmanız, eleştirmeniz bunlar adil değil. Onun için sizin size saygı duymuşlar. O rolün dünya şampiyonu da sizsiniz. Bana vermişler. Ben demek ki düşündükleri rolü en iyi oynayabilecek de benim. Onların duyduğu saygıya karşılık vermem gerekir. Onun için ben her zaman her şeyi unutur, neşeyle, keyifle gider, coştururum. Çok güzel, ne güzel. Evet, biraz şeyden bahsedelim şimdi. Kore, çok önemli bir yolculuktan geldiniz. Bayağı oldu ama evet. Beraberdiniz değil mi? Tabii, tabii. Harika. Tabii. Yani Savaş sen başla, sonra tekrar senin böldüm biraz önce, babanla devam yok, edelim. Yok abi, önemli değil. Biz de şey, baba oğul olunca... Artık bozun. Öyle konuşmuyordun yokken ama. Şöyle, ya Kore... Yokluğumda neden bozuluyor? İzlersin hocam. Ya Kore çok güzeldi, çok keyifliydi. Bir kere bir Türk tiyatrosu olarak ilk kez böyle evet. Bir şey yapmak çok gururlandırdı bizi. Bir de şöyle bir şey var Sinan abi. Hiçbirimiz tam olarak başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Çünkü dünyanın bambaşka bir yeri. Kültür çok ayrı, insanlar çok ayrı ama yani o kadar güzel geri dönüşler aldık ki biz herhalde ülkemizi çok iyi temsil ettik dedik. Yani herhalde İşte yapılması gereken şey bu. İlk önce tabii ki babamın bir öngörüsü var burada, onu övmek için söylemiyorum ama hani biz şey gibi düşündük. Yani gidiyoruz bir tiyatro festivaline. Burada oynayacağız, bir şey yapacağız falan. Orada şunu gördük. Yani
millet olarak, yani bir Türk olarak insanların gerçekten gözleri büyüdü. Ya siz dedi nasıl bir kültürsünüz? Bu kadar sosyal, bu kadar sıcakkanlı, bu kadar sahneye hakim. Aynı zamanda hem kederli, hem mutlu, hem şey yani akılları durdu ve bizim çok hoşumuza gitti bu. Çok keyifliydik o ara. Çok Kemal abi nasıl yani başlamıştı? Bir serüveni baştan bir alalım. Güney Kore'ye davet nasıl geldi? Seni nasıl buldular? Yani tiyatro, niye size özellikle başka birinin değildi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tiyatro keyfini yaptığımız için hacmini söyleyebilmek için bizim herhangi bir sponsorumuz yok. Evet. Biz devletin bir enstitüsü değiliz. Herhangi bir desteğimiz. Biz bir özel tiyatroyuz. Özel tiyatro bir kere bir kalite kontrolü tabii ki. Ta Kore'den bize davet gelmesi. Elbette paramızı da alıp gidiyoruz. Yani para ödeyerek İngiltere'de oynayıp o festivale katıldık. Para ödeyip şey salon tutup falan. Bunlar yurt dışı değil. Devlet tiyatrosunun da pek çok kez ödeyerek, yaparak gittiği şeyleri uluslararası turne demesi bunlar beni utandırıyor. Cumhuriyet'in 100. yılını devirirken Atatürk'ün öngördüğü, istediği muasır medeniyetlerle yarışan kurumlardan biri olmaya çalıştık biz kurulduğumuzdan beri. 10 senedir öncü olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tiyatronun dünya çapında olduğunu düşünüyoruz ve takip ediyoruz, izliyoruz. Benim de biliyorsun sen çok iyi biliyorsun 27-28 yaşından sonra kendimi Avrupa'ya attım. Evet evet evet. Orada, yönetmenlik yaptım. Avrupa'nın en iyi yönetmeni seçilecek kadar ileri gittim neyse. Romeo ve Juliet'le. Açık alanda Hamlet yapmalar, Polonya'da şeyler falan. Oradaki cahil cüretiyle diyelim. Ya çok büyük bir başarı. Yani İngilizlerin şeyinde sen... onları yönettim. Hep onları yönettim. Onları yönetince Dışişleri Bakanlığı tabii çok sahip çıktı. Yurt dışında yabancıları yöneten bir Türk olarak. Ben Türklüğümle her zaman gurur duydum Türk olmakla. Güney Kore'den de davet gelince yine aynı şekilde bu sırada festivali kapatan oyunuz. Bu çok prestijli bir çok şey. Güzel. Tut Elimden Rovni ile. Sizin çok güzel bir lafınız var Kemal Bey. Diyorsunuz ki kendi tarihini, kültürünü benimsemeyen kişi, işlerine yansıtmayan kişi evrensele açılamaz. Bu çok güzel bir laf. Estağfurullah, bunu ben bulmadım tabii. Baktığınızda, gördüğünüzde ben hiçbir zaman kendime sanatçı demedim. Halkın, toplumun size sanatçı demesi için sanat çok yüksek bir mertebe. Mutlaka kültürünüzden, geleneğinizden yola çıkmalısınız. Benim ayağımı bastığım yer sağlam olmalı ki Anadolu kültüründen daha zengin ne var? Biz buraya basarak geleneksel tiyatromuzu düşünerek sahnelemelerde bunu kullanarak Avrupa'da çok önemli şeyler gösterdik. İşte beni o büyük Romeo Juliet'i yaparken, evet Shakespeare'in Romeo Juliet'ini yapıyoruz ama geleneksel tiyatromuzdan yola çıkan bir sahnelemeyle Romenlere onu anlatarak, Avusturyalılara, Almanlara, Polonyalılara bunu anlatarak geleneksel tiyatromuzu ve bayrağımızı dalgalandırdığımızı, milli olduğumuzu düşünüyorum ben bunun her seferinde. Güney Kore'de de böyleydi. Güney Koreliler tabii Türkiye deyince tabii bizi çok seviyorlar ama kültür, sanat, bilim buralarda çok ileriler. Yani markalarını düşünün çok 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 ileriler. Şaşırdılar, biz de şaşırmalarına şaşırdık. Çok güzel. ben de 15 gün önce Seul'deydim. Evet. Ne kadar çok seviyorlar bizi. Ne kadar... Ve bazı adetleri inanılmaz derecede bize benziyor. Şaka gibi. Evet. Mesela eve çok araba abi. Ayakkabıyla giremiyorsun. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde ben böyle bir şey görmedim. Türkiye'de var zannediyordum. Bir de Kore'de var. Asla ayakkabıyla giremiyorsun. Kaldın, biz ev kiraladık. Kapıda yazı vardı. Asla ayakkabınızı dışarıda bırakın girmeyin diye ayakkabılı koymuşlar kapının önüne. İnanamadım ya. Muhteşem bir şey. Ya, çok iyi. Ya, evet evet. Ve onlar kültürlerinden gelen saygıyı her mertebede koruyorlar. Bizi eleştireceğimizi çok gürültücüyüz. Mesela bizim grubumuz sürekli çünkü... Çok sessizler evet. Hayır. Hayır. Çok gürültülüyüz. O kadar sessizler ki. Seviyoruz ama gürültüyü. Hepsi çok efendi, çok saygılı. Sizi her gören eğiliyor. Evet, evet. Ama sen hepsi, daha da eğiliyorsun abi. Ama bütün toplum işten sonra kung fu kursuna gidiyor. Harika. Gebertiler bizi bir şey olsa. Herkes çok sakin. Evet, çok sakinler. Ve o kadar medeni bir yer ki yani gidiyorsun mesela yasak işte çeşitli şeyler. Mesela yere çöp atmak da değil yani. Şu mesela çok yayvan yürümek kötü gözüküyor orada. Bana bunu diyorlar yani yürüyorum. Böyle yürüyemezsin diyor. Ben zaten öyle yürümüyorum da yani. Biri geliyor şey diyor mesela. Hayır diyor sana gelip böyle no 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 yapıyor. Abi diyorsun ki herhalde dövecek beni falan böyle. Yani bir de
şey gibi iri yarı falan. Biz uzun süre kaldık çünkü orada 10 gün kaldık. Yani artık asimileye doğru gidiyorduk. Yani ben onları biraz... Ama ben çok sevdim. İnsanları da çok sevdim. Ortamı mükemmeller, çok sevdim. Mükemmel. Abi sonunda insanlara şunu yapıyorsun böyle. Geliyor üstüne falan. Ne var diyorsun? Tek handikapı kimse İngilizce bilmiyor. Ben evet, ondan o, çok gerçekten zorlandım çok şaşırdım. Yani. Şaşırmadınız mı ona? Ben ona çok şaşırdım. Ben otel lobisine... Bu kadar şey olmuş bir o ülke hiç kimse İngilizce bilmiyor. Gençleri de bilmiyor. Abi biliyorlar. Cüret edemiyorlarmış konuşmaya. Aa, tabii özgüvenle ilgili bir şey. Ama Fransızların bir asla konuşmama durumu vardır. Küstah bir durum yok. Yani şey yok. Sosyal olarak yapamıyor. Yoksa hepsi essay falan yazıyormuş. Tabii arkadaşlar çok sosyalleştiği için orada normal onlar öğrendiler. Ben herkese sarılmayı falan öğrettim. Sarılıyoruz şimdi. Bütün Korelilere sarıldılar. Sokağın başında duruyoruz. Taksi bekliyoruz. Böyle arabalar geldi arka arkaya. Elimi uzattım. No dedi. Ben dedim ki ya bir dakika benim sıram dedim. Ben zannettim aynen öyle. Böyle gülüyor. No derken de hep böyle yapıyorlar. Dedim ki eyvah dedim benim sıram dedim. Ben mi yanlış bir şey yaptım? Seni görmedim gibilerinden oldu mu? Yok dedi. Buna binme dedi. Bu pahalı taksi dedi. Arkadakine biniyor. İnanamadım. Ve o taksici Türkiye'de olsa kalkıp tam bu noktada ayrılıyor. Sen benim ekmeğimle oynuyorsun diye kalkıp arabadan. Öbür adamcağız da dedi ki böyle yaptı. Arkadakine bindik gerçekten. Çok teşekkür ederim. İnanamadım. Hiç vatandaş oldu yürürken normal dedi. Yaş ortalaması 85. Aynen öyle. Onu da özellikle seçmişler. Hiç genç taksi şoförü yok. Hep beyefendi. Yaşlı, ağır, kravatlı, tertemiz. Yavaş. Ay sakin, yavaş. Çok sakin. Ses tonları zaten yükselmiyor. Evet. Peki 10 gün oyun oynadınız, doldurdunuz, açtınız. Başka bir workshoplara katıldınız mı? Başka ne yaptınız acaba? Bir sadece oyun için mi? Hayır, orada neden minimalizm? Çünkü bizim tiyatro keyfinin sahneleme stili minimalizm. Pek çok sebebi var bunun. Minimalizm bizim Anadolu kültürü de hep alçak gönüllü, minimal yaşamlar önerilir kuşaklarca. Ben de neden minimalizm başlıklı sunumu İngilizce yaptım orada. Onun dışında oradaki profesyonel oyunculara oyunculuk workshop'u yaptım. Çok güzel. Yani beni boyuna onlar sosyalleşirken beni çalıştırdılar boyuna. Çok güzel. Sonraki adım onları mı davet ettiniz tekrar mı siz gidiyorsunuz? Şimdi onlarla bir ortak proje yapıyoruz. Tiyatro Keyfi ile Daijun Tiyatrosu bir ortak projenin şu anda aldı verdi tarafındayız. Mali tarafı şeyini pazarlıklarını yapıyoruz. Macbeth yöneteceğim. Shakespeare'in Macbeth'ini. Bu sene Macbeth yılı. Pek bilmez bizim tiyatrocular da. Peki bir dakika kimin ilan etti? Dünyanın mı, İngiltere'nin mi, Türkiye'nin mi, kimin? İngiltere ilan İngiltere, etti. Tiyatro dünyasında Macbeth yılı. Evet. Yazılmasının 700. yılı. Kimine nedeniyle? Göre 1603'te, kimine göre 1607'de yazılmış. Shakespeare yaşamış mı, yaşamış mı o da şey de. Şimdi bu sene Macbeth yılı ve büyük tiyatroların hepsi Macbeth yapıyor. Biz de Korelilerle ortak 3 Türk oyuncuyla yapacağım. Henüz seçmedim Türk oyuncuları. Arkada da kungfucu Korelilerle cadıları onlardan yapıp çok enteresan çağdaş bir Macbeth yapıp çok sonra güzel. Onu Kore-Türk ortak yapımı olarak dünyayı dolaştıracağız. Muhteşem. Çok, çok güzel. Harika abi. Ben ticaret diye bakıyorum şey. Biz para kazanacağız. İnşallah. Ama ticaret yaparken de çok güzel bir şey yapıyorsun. Sanat adına harikasın valla. Teşekkür ederim. Evet Perfe tekrar sana gelelim. Milli olduk dedi. Milli tiyatro dedi. Senin milliliğine gelelim. Evet birçok insan bilmez ama çok ilginç. Ben okurken ben de yeni öğrendim. Madalyası olan rekor kırmış olan bir milli atletsin ve sonra oyuncu nasıl oluyor? Neler diyorsun? Evet. Şimdi anlatacak hepimiz dinleyeceğiz. Benim aslında spor annem ve babamın mirası. Benim annem ve babam da milli atlet. Öyle mi? Onlar da master'a kadar atletizme devam etmişler. Balkan rekorları, Avrupa şampiyonasında madalyaları olan. Aa, ve güzel. 15 yaşında tanışıp aslında şu an beraber hala evliliklerini yürüten. Maşallah. Ay ne kadar güzel. Şöyle buraya. Maşallah. Bu zamana kadar spora emek vermiş bir aileden geliyorum ben. Dolayısıyla ben ve erkek kardeşim, bir de erkek kardeşim var benden 7 yaş küçük. Beraber biz bir spor ailesinin içinde büyüdük. Sporcu bir ailede, spor disipliniyle, spor kültürüyle büyüdük. Ben başta biraz direndim. Ben başta küçükken tabii şimdi yönlendirmeler başlıyor. Ancak ben işte ben terlemek istemiyorum. Spora gelmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Direndim ve o yaşlarda aslında ben tiyatro kursuna başladım. 7 yaşında.
7 yaşımdan 17 yaşına kadar Urmumcu Kültür Sanat Merkezi'nde tiyatro yaptım. 10 yıl? 10 yıl. O süre zarfında beni tabii ki o ilk 5 sene tiyatrodan koparamadılar ve ben de spor yapmak istemedim. Dolayısıyla son 5 yılımda tiyatro ile beraber amatör spora başladım. Yani aslında keyfi antrenmanlar. Hani sahaya gidip sadece eğlendiğim, çok ciddiye almadığım bir hobiydi benim için. Sonra bir gün bir yarışa girdim. O yarışta birinci oldum. Kendi bizim kategorimizde İzmir'de yapılan bir yarışta birinci oldum ve çok hoşuma gitti. İnanılmaz. O aslında bireysel sporlar her zaman aslında o birincilik. Çünkü senin başarın, senin kaybın, tamamıyla sorumluluk sende. Tamam. Dolayısıyla aslında o has benim çok hoşuma gitti ve babama böyle kıyın kıyın gidip tamam ben artık bu işi biraz profesyonel yapmak istiyorum deyip başladım. Dolayısıyla benim kardeşimden aslında spora başlamam daha geç oldu. O 9-10 yaşında başladı. Ben 16 yaşında başladım. Aslında bizim aileye göre geç. Sonra benim hikayem orada başladı. Ama bir yeteneğin de varmış zaten. İstemediğin dönemde bile hani bu kadar iyi bir başarı elde ettiysen. Ya aslında ben biraz tabii sporun genetik faktörlerle beraber tabii yetiştirilme tarzı, disiplin, çalışma, yetenek kesinlikle çok etkili spor branşında ama onun arkasında o kadar çok şey yatıyor ki ve biz de tabii ki annem ve babamın o şeyiyle büyüdüğümüz için disipliniyle büyüdüğümüz için arka arkaya başarılar gelmeye başladı tabii. Ben ilk senede milli takıma girdim. Kısa mesafe koşucusuyum. 100 metre, 200 metre, 400 metre, işte 4x100, 4x400 gibi branşlarda işte rekorlarımız, Türkiye şampiyonluklarımız, uluslararası yarışlarda derecelerimiz oldu. Ve böyle 17 yaşından da aslında 27 yaşına kadar da A milli takım serüvenim başladı ve ben 10 yıl boyunca da A milli takımda koştum. En son bıraktığında en son bıraktığında hangi uluslararası yarışmada hangi dereceyle bıraktın? Şöyle aslında pandemi döneminde biliyorsunuz olimpiyatlar ertelendi. Evet. Biz de tam o yıl olimpiyat kotasını geçmiştik. Benim artık jübilemi yapacağım artık olimpiyat sporcusu olarak jübilemi yapıp bırakacaktım. Yaş olarak mı? Hem yaş olarak hem de form olarak. Form olarak düşmeye başlıyorsunuz. Çünkü sporda grafik öyledir. Evet. Tiyatroda öyle değil. Gittikçe tecrübelenir ve grafik artar. Evet. Ama sporda o şekilde değil. Gitgide performansın düşmeye başlar. Jübilemi yapacağım yıl pandemi oldu. Pandemiden dolayı olimpiyatlar ertelendi. Ertelendikten sonra da ben diğer sene formumu koruyamadım ve geçemedim. Ve dedim ki tamam benim olayım burada biter. Burada biter. O şekilde sporu bıraktım. Hukuk fakültesi okumuştun galiba. Öyle bir evet, şey okudum. Doğru. Bir de öyle bir şey oldu. Tiyatroya bu kadar düşkün. Bir anda sporda derecelerin var. Neden hukuk fakültesi? Ben hayatı biraz seviyorum. Ya şöyle benim çok hayallerim var. Yani kendi içimde yapmak istediğim. Hani bu hayata bir kere geliyoruz. Ve içimde yapmak istediğim aslında birçok hayal var. Ve bu hayalleri de kapasitem doğrultusunda gerçekleştirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Spor da bunlardan biriydi. Hukuk fakültesi de aslında ben spor yaparken spor hukuku gibi bir hayalim vardı Türkiye'de ve biliyorsunuz ki bu ülkemizde çok az. Bu alanda uzmanlaşmak istediğim için hukuk fakültesine girdim. Hukuk fakültesinden yüksek lisansımı spor dalında yapıp uzmanlaşmak istiyordum ama tabii sonra işler biraz değişti. Onu altın bilezik olarak taktık. Bu arada şaşkınlıkla izliyorum. Bahsettiğin şey de öyle mi? İnsanların girmek için uğraşıp da giremediği tabii, bir tabii. Hukuk fakültesinden bahsediyorsun. Dereceyle girmen gerekiyor. İkincisi milli atlet olmuşum. İnsanlar bunun için yıllarını veriyorlar. Şimdi de oyuncusun. İnşallah oyunculukta da başka. Altın ama bilezik bir şey taktı onu da işte. Tabii, inşallah bir gün de oyunculuğu bırakıp seni pilot olarak görmeyiz diye düşünüyorum. Vallahi olabilir. Çok büyük konuşmuyor. Harika. Seviyorum, çalışmayı seviyorum. Disiplini seviyorum. Aslında bunların hepsinin kökeninde sporcu bir ailenin içinden gelmek geliyor. Çünkü hangi işi yaparsanız yapın o işi çok sevmek, disiplinli olmak, istikrarlı olmak gerekiyor. Ben de yaptığım işleri bu doğrultuda yapmaya çalışıyorum. Oyunculuk da aslında bir anda böyle kafama esti ben oyuncu olayım gibi değil tabii. Altyapısında 10 yıl bir tiyatro var. Tiyatronun bana vermiş olduğu, katmış olduklarıyla spor ve hukukun beraber mixleşerek aslında belki de hayatım bu şekilde gitmeliydi ve bunları tecrübe edinmeliydim. Ve günün sonunda belki bunların hepsi benim oyunculuk hayatıma birer tecrübe aktarımı olarak kalacaktı. Dolayısıyla ben inanıyorum o hayat akışına ve sonuç olarak
Bence yetiştirme tarzınla alakalı da bir durum var. Zaten bahsettiğin hepsi birbirine aslında yakın. Şimdi insanlar bakıyor. Evet, çok hala. Evet. Disiplin birinci kural. Oyunculukta disiplin kesin gerekiyor. Kesinlikle. Sporda disiplin gerekiyor. Hukukta da disiplin gerekiyor. Kesinlikle. Yani o kadar birbirine bağlantılı ki senin bu çevrede kendini sadece şeylerini değiştirmişsin yani. Evet, kesinlikle öyle. Ne de gerekmiyor. Aslında evet olur. Artı benim irade, hiç disiplinim yok peki. Ben nasıl olur yapacağım? Olur mu öyle şey canım? Olur mu öyle şey? Şimdi örnek bir genç Türk kadını görüyoruz. Bu akıcı konuşması, eğitimi, iradesi, donanımı. Benim kız kardeşim de senin gibi. Küçük kız kardeşim Öykü Başar. Dünya ne? Vücut geliştirme. Vücut geliştirme şampiyonlar şampiyonu. Şu anda Orlando'da yarışıyor elinde bayrak. Güzel. Ve onun iradesi, sorumluluk duygusu, bir Türk olma bilinci, vatandaşlık bilinci, onların hepsi sana benzettiğim için gururla dinledim seni. Ne güzel anlattı çok değil mi? Çok mutlu oldum. Güzel, oyunculuk var mı kız kardeşin? Hacettepe Konservatuvarı oyunculuk mezunu. Aynı Hacettepe. Zamanda Hacettepe Konservatuvarı viola mezunu da. Oh maşallah. Harika. Ama bilinen gerçek, ülkede daraldığı için kültür ve sanata yatırım yapanlar, Devlet İstatistik Enstitüsü daha 2-3 gün önce açıkladı. Kültür ve sanata harcama yapanlar 4.1'miş. Şimdi bu tabii bunun içinde oyuncuların halini, genç oyuncuların halini bir düşünün, genç müzisyenlerin halini bir düşünün. Toplumsal bir yara aslında, sadece o mesleği yapanlar için değil. Burada bıraktı tabii bir süre sonra. Geçinemeyince ve şeyde çok iyi gidiyordu. Vücudu karşılık verdi. Bizde genetiktir Sinan. Ama savaşa geçmemiş. Savaşa yemek vermiyorsunuz galiba. Yalnız yaşadığı için yemiyor herhalde. Ya da maaşı mı çok düşük abi? Ben bol yiyorum abi. Çok etkilemeyeyim. Çok iyi. İşte evet böyle. Müzik zamanı. Müzik tamam. Ve küt diye girdim ama biraz sonra sohbet ederim. Senin gelmişken abi bir sesin. Ne yapalım? Tamam. Bir canlı mı yapalım? Play yapalım var. Yapalım canlı. La minörü alırsam gösteririm. Tamam hadi o zaman. Buyurun Savaş Bey. Ben vereyim mi la minör sana? Yok. Savaş Bey evet geçelim. Evet Savaş abi. Ne mi söylüyorsun? La minör mü? Öyle konuşuyorsun. Ne yapayım kim çalıyor? Tamam. Arkadaşım da çalardı. Tamam. O, daha önce konuştuk da o yüzden sen yokken Savaş tamam. Çalmak istedi. Bu arada konuşmadık. Da bakalım ne yapacağız. Bakalım. Biz kervanız yoldayız hocam. Ne konuda çalacağınızı konuşmadınız. Biz senin babanla çalacağını konuştuk da. Ha. Ne yapalım? Ben bilmiyorum. Abi ikinizden oradan anlaşıyorsun. Bir söyleyelim istersen. Müzik var mı merakı? Uzun var. Zamandı. Var. Bir şey yok. Peki. Söylüyor musun? Söylemek ister misin? Çalıyor musun? Yok. Şu an eğitim alıyorum. Alıyorsun. Evet. O konuda da kendimi hayır. Geliştiriyorum. Yes. İyi hadi bakalım varsa. Kemal Bey mikrofonu. Mikrofon evet. Abi koltukta kaldım. Yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something's wrong. Long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I hazır abi devam. Bir tane daha hemen. Savaş devam et. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan
senin bir tek sözüne. Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere? Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine, benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına? Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine, benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına? Ağzınıza sağlık. Sağlık. Ben şarkıyı ikinci kez falan çaldım. Piyano da kuyruklu diye çalabildim yani. Çok iyiydi. Harika. Bu arada sen sandıyken Berfe'ye diyorum ki, müzik merakın yoktur Sinan diyorum. Yo, ders alıyorum şu anda. O da var. Nasıl? Olmaz mı o? O hepsi birbirine bağlantılı zaten değil mi? Evet. Çok güzel. Ben veririm Berfe sana ders. Ucuza. Olur ama ben biraz darlarım ders konusunda. Pop mu? Olursa. Çok pop değil tarzım aslında. Biraz daha ben slow parçaları seviyorum. Ama tabii kendi ses tonumu da iyi eğitmem lazım. Neye yatkınlığım var şu an henüz bilmiyorum. Bir alto gibisin. Sen Kemal abi 15 yaşından beri aslında müziği de çok seviyorsun. Duramıyorsun, evet. Zaten her programa geldiğinde de söyletiyorsan sesin de çok iyi. Çok büyük paralar kazanabilirdin ama tiyatroyu. Ben opera bölümünü birinci sınavını kazanmıştım ama babamı kaybettim. O talihsizlik, 47 yaşında öldü babam. Çok ünlü bir oyuncuydu biliyorsunuz. Evet. Babamı kaybedince baba mesleği diye derhal konservatuvara gittim ve kısmet kazandım. Ondan sonra da kendimi bulduğum mesleği buldum. Buldun. Bende ciddi dikkat bozukluğu vardı. Mesela dikkat bozukluğunu, odaklanma, tiyatro sayesinde, tiyatroyu hayatım boyunca hep çok sevdim, çok saygı duydum. Mesleğin yazılmış yazılmamış kurallarını hep uygulattım. Beni var eden şey tiyatrodur. Tek vazgeçemeyeceğim şey tiyatrodur arasında. Onun için de müzik geride kaldı. Müziğe işte 15 yaşında kendi kendime şarkılar yapıyordum. Her çocuk şiir yazar, şarkı yapar falan filan. Eğer bir de gitar çalarsam, iyi de şarkı söylediğimi söylüyorlardı, bütün kızlar benimle ilgilenir diye baktım. 15 yaşında. Ama yanlış bir stratejiymiş. Strateji ama hocam. Ya, ben partilerde sürekli gitar çaldım. Herkes birbiriyle flört etti. Ben hep, siz vesile hep oldunuz. Gitar çaldım, şarkı söyledim. Çok güzel. Ondan sonra çok iyi bir grubumuz vardı. 18-19 yaşında çok ciddi turneler yaptık. Sonra dağıldı onlar. Grup Tını mıydı? Grup Tını. Sonra dağıldık. Biri şu anda profesör, Hacettepe ekonomi bölümünün başındaydı. Biri işte yani hepsi çok çok önemli mevkilere geldiler Hacettepe'den ve ODTÜ'den. Sonra oradan dağıldık. Seneler sonra Hasan Saltık benim çok iyi arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Akşamları zaman zaman bir arada olurduk. Bütün popçuların olduğu bir şeyde sıkıldım ben. Elini alan... Çok iyi enstrüman da çalmıyor arkadaşlar. Onun için isim vermeyeceğim. Yani onlar orkestrasyon söylüyorlar. Çok iyi solistler. Bir kötü gitar dolaşıyor ortada. Elini alan tıngır tıngır falan filan derken birine, çok sevdiğim bir arkadaşım yanımda oturuyordu. Çok ünlü bir şarkıcı. Ver şunu dedim. Hepsi ve oyuncuyum diye bakıyor tabii. Ondan sonra bu ne dediler? Benim şarkım dedim. Hasan, bir tane mi şarkın var dedi. Yok. 50-60 tane var dedim. Nasıl? Dedim ben 55 yaşındayım o zaman. Neredeyse ertesi gün kalan müzikten ilk albümümü yaptık. Tamamı benim şarkılarımdan oluşan. Sonra araya pandemi girdi. Şimdi de KRL müzikten iki single yaptım üst üste.
Ona da vakit bulup onları da yapıyorum. Savaş'ın müzik çalışmaları gibi. O da sürekli single'lar üretiyor kendine. Evet, sizde genlerde var. Sen ama tabii ki, peki bir şey söyleyeyim. Oyunculuk baban yüzünden mi ağır bastı? Ya Sinan abi bilmiyorum. Bilmiyorum. O da hiçbir şey bilmiyorsun be. Ya şöyle, aslında ben oyunculuğa yanlışlıkla başladım. İşte 2013'te Köksüz diye bir film yaptık. Türkiye'de bence çekilmiş en iyi sanat filmlerinden biriydi. Biz annemle, ya daha doğrusu ben tek çocuğum, evin tek erkek çocuğuyum. Dolayısıyla biraz böyle hani ses yüksekti belli bir yaşa kadar, işte 16-17 yaşına kadar. Annemle bir audition'a gittik, Köksüz'ün audition'ına. Şey demişti Ahmet Katıksız abim, hocam. Lütfen dedi, rahat rahat kavga edin dedi. Biz bir girdik böyle hani ne diyor belli değil. Orada işte Köksüz'de oynadık sonra. Ondan sonra ben kendimi aslında oyunculuğun içinde buldum. Ama affedersin, çünkü Köksüz'le Altın Koza'dan Siyat'a kadar yani, evet, bütün ödülleri bir topladı. Sürü ödül aldı orada. Aynen. Yani nacizane eğitimi... ya şöyle, tabii ki o da çok güzel bir şey. Yani çok hani kendimce evet başarılı oldum yani kendi yaptığım işte tiyatroda da, dizi filmlerde, sinemalarda da çeşitli ödüller aldım. Hatta çok komik. Yani benim öyle diyorum, ben bir iş yaptığımda bir lanetimiz var. Şimdi kesin bir festivale gideceğiz. Yani bir şey olmasa da bir şey olacak falan. Ama şöyle yani çok zor bir şey oyunculuk. Yani bir gencin Türkiye'de kendini oyuncu olarak tanımlaması bir kere çok kolay. Bu çok yanlış. En çok yapılan meslek Türkiye'de, yani bizim jenerasyonumuzda, oyunculukmuş. Korkunç bir şey. Öyle mi? Tabii tabii. O kadar Türkiye'de çok genç var ki. Ve şu çok yanlış, yani oyunculuk şimdi ne açıdan? Yani tiyatro mu yapıyorsunuz ya da paranızı kazanmak için mi bunu yapıyorsunuz? Çünkü bununla para kazanmak hani bir kere olur, bir diziniz olur ya da iki sene olur. Bir sene sonra yine biter falan. Neyse, uzattım pardon. Şöyle... Ya ben kendimi oyunculuğun içinde bulmuşken, şimdi tabii ki çok şanslıyım. Çok iyi bir tiyatromuz var. Hepimiz de çok çalışıyoruz abi yani. Ya benim şu an 3 tane oyunum var. Birinin işte provalarındayız. Ama müzik, ben kendimi çok özgür hissediyorum müzikte. Yani hocanın dediği gibi hiç kendime sanatçı demedim. Demeyeceğim, o başka bir mertebe ama çok istiyorum müziği. Yani hayali, hocam dediniz şey, şey misiniz? İşte hoca. Baba oğul değil. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Baba diyor musun? Ya şöyle, eskiden demiyordum zaten. Ben tiyatro keyfimle... Son zamanda. Hocam. Yok yok, yani yeni işte 10 senelik şirketimiz neredeyse. Hepimiz çok seviyoruz biz tabii, aile şirketi olduğu için ışıklar asıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Şimdi sağ olsun hocam, işte bir 2 senedir falan rol veriyor bana. O gerçekten öyle. Ancak hak etti. Ama şimdi Allah benim oğlum olsun olunca babasının torpiliyle denmesi, ben hayatım boyunca bu tip şeyleri sevmedim. Hakkıyla ağlıyordu gerçekten. Morali o kadar bozuluyordu. Çünkü onun yaşında insanlar ama daha pişkin. Çok bozulmuyordu yani, farkındaydım. Ama şöyle hani şimdi bakınca çok şanslıyız. Yani tiyatro yapabilen insanlar olarak ve inanılmaz çalışan bir insan babam. Yani evet, böyle evet bir şey yok. Yani tiyatroyu ben hayatımda kurumsal olarak bayağı böyle ticari olarak yapabilen gördüğüm tek insan belki babam ve çok korkuyorum. Ben tüccarım, sanatçı değilim. Söz veriyorumun provalarındayız. Bu bizim gençlere ne kadar güvendiğimizi gösteren bir proje. Söz veriyorum, savaş karşıtı, savaş içinde bir Romeo Juliet oyunu. Arbuzov'un bir klasiği, savaş karşıtı bir klasiği, yıkıntılar içinde yeşeren bir aşk ve sonra o üçlü aşkın dostluğa dönüşmesi, insanlığa ve barışa ve aşka övgü niteliğinde bir oyun. Savaş'ın takım kaptanlığını yaptığı üç gençle yapıyoruz bunu. Bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında özellikle gençlere ne kadar değer verdiğimizi göstermek için yapıyoruz. Çünkü kafadan ticari başarısızlık diye bakılıyor bizim sektörümüzde. Ünlü olması gerekiyor mesela, oyuncuların böyle düşünülüyor. Hayır, iyi tiyatro yapılması gerekiyor. Çünkü tiyatroda, sinemada, buralarda parlatılacak olan şey eserdir. Oyuncular kendilerinin parlatılması gerekiyor diye düşünüyor. Eğer şey değilse, pişkin bir oyuncu, iyi bir aileden gelmiş biri falan filan, böyle iyi eğitimli değillerse yıldız olmaya çalışıyorlar. Bu eserin kendini batırıyor. Batmış bir şey içinde parlamak bir marifet değil. Onun için biz hep eserleri parlatıyoruz ve bu eserleri, onun içinde yıldız olmaya çalışan arkadaşlarını, ekip arkadaşlarını ezmeye çalışan tek tük
yanıldığımız olduğu zaman da onları yolda elimine ediyoruz. Kemal Bey, aslında bu artık dizilerde de böyle değil mi? Yani çok ünlü bir ismi belki başrole koyuyorlar ama 3 bölüm sonra bakıyoruz ki yayından kalkıyor. Yani halk aslında artık iyi senaryo istiyor. Senaryoya ihanet etmemek gerekir. Tabii kalkar. Kendini parlatmaya çalışırsa. Hepimizin bir işin parçası olarak çalışması lazım. Çok önde oyunculara şimdi bir tek Oktay'ın ismini verdiğimiz için Oktay diyorum. Kendini parlatıyor mu? Bakın her şey Oktay olmasına rağmen. Çünkü bir ticari proje. Sürekli karşıdakini oynatmaya çalışıyor. Oktay'la sahnelerin var. Bir kere karşında oturmadığını gördün mü? Nasıl? Senin sahnen çekilirken. Hepimizin. Koca aktör, koca adam. Hadi şunu çekiverin diyen ben çok o kadar... Onu kendi de anlattı, ben de inanamadım. Ben çok gördüm, evet. Profesyonellik ve bu adam haftanın 5 ya da genellikle 6 günü sürekli çalışıyor. Sabaha kadar çalışıyor. Bir kere sesinin yükseldiğini, bir kere gerginlik yaptığını şimdi benim bir şeye ihtiyacım olmadığı için açıkça söyleyeyim, kardeşim söyleyemez. Hayranım onun o iradesine, devamlılığına. Gerçekten hayran. Yani bir kere bir gerginlik olmaz mı o sette? Bunlar hepsi başarıyı etkiliyor tabii ki. Etkilemez mi? Ve senaryo çok önemli. Şimdi siz kimi oyuncular gördüm ben. Hatta biriyle ikisiyle tartıştım. O tartışmamı da bir yer kendim olarak oynadım. Menajerim Ara dizisinde. Çünkü ben bir sette bir şeyi dövdüm. Çocuk karşımda telefonuyla oynuyordu. Sürekli telefonuyla oynuyordu. Bir tane çarptım. Dizi çekemiyoruz. Gibi çekilmiyor. Ben onun şeyle mi? Ünlüymüş çocuk şeyde. Ben ne bileyim. Ondan sonra seneler sonra onu menajerimi aradı. Ben Kemal Başar olarak oynadım. Ve sette internet fenomeni rol vereceğine, ben de imam rolündeyim. Dere yatağında ceset şey taşıyoruz, yaralı taşıyoruz Kurtuluş Savaşı'nda falan, ben de dualar falan filan derken yani rol gereği çocuk lafını söylemiyor, bir daha dere kenarında deyince vuram iki tane çaktım Kemal abi falan, böyle bir şey de oynadım. Şimdi bunlar kendilerini parlatacak diye oturup mesela seti kesen oyuncular gördüm ben, senaryonun orası öyle, hepimiz bekliyoruz böyle, sen şimdi tanınıyorsun diye o saygısızlık ne oluyor, 5 bölüm sonra gidiyor. Senaryoya saygılı olunması gerekir. Yönetmene saygılı olunması gerekir. Yönetmenin de oyuncuya saygılı olması gerekir. Herkesin hududunu bilmesi. Değil mi? Ve neşeyle, keyifle çalışması gerekir. O zaman işler, işte Oktay bunu biliyor ve aşılıyor. Yoksa. Onun için gerginlik olmayınca bizim işler uzun sürüyor. Harika. Tiyatroda etkili mi abi? Gerçi dünyada da var örnekleri ama biz Türkiye'de çok abarttık. Hani dizi tutuyor, dizi yayından kalkıyor. Ya da oyuncu bir diziyle parlıyor, bir sene sonra beğenmiyor bir projeyi ya da hiçbir projeye dahil olamıyor. Hemen bir tiyatro yapıştırıyor, bir oyuna giriyor. İşte o dizinin reytinginden tiyatroya da seyirci geleceğini düşünüyor. Bu işliyor mu? İşlemiyor uzun vadede. Kısa vadede oluyormuş gibi, çünkü o tiyatroyu felç ediyor o. Hmm. Çünkü tiyatro ayrı bir disiplin, irade. Tiyatroda acıya alışık olmanız lazım. Sürekli acı tiyatro. Onu keyif haline getirmeniz gerekir. Ve azla yetinip o azı bölüşmek, tiyatro bambaşka bir şeydir. Turneler, oyunlar yapmak. Ben kimi zaman sis makinesinin başına geçiyorum, kimi zaman otomobil kullanıyorum, kimi zaman dekor taşıyorum. Ben tiyatronun sanat yönetmeniyim falan diye beni kimse görmez. Tiyatro öyle bir şeydir. Şimdi bunlar ünlü, televizyon ünlüsü, ben bu sene tiyatro yapayım. İçinde olduğu tiyatroyu da felç ediyor. Kendini de mahcup ediyor. Çünkü tiyatro, televizyon oyunculuğuna benzemez. Tiyatroda oynamak. Yapamaz. Yapamıyor. Bu gerçek tiyatrolara da zararı oluyor. Çünkü alan kaplıyor. Çünkü ünlü olduğu için çok tanınıyor. İşte burada karşınızda oluveriyor. Çünkü ünlü. Normal, siz de daha çok seyredilmek için ünlü alacaksınız programımıza. Normal ama olan tiyatroya oluyor ve gerçek tiyatroculara oluyor. İşte gençler işsiz kalıyor sonra. Maalesef. Uzun vadede tatsızlığa yol açıyor. Sektörün zorluklarını bilen biri olarak oğlunuzun oyunculuk yapmasını istemiş miydiniz? Çok. Çok. Ben Lale ile biz çok eğlenelim, hiç çocuk falan yapmayalım. Çok hep flörtümüz sürsün, dünyayı gezelim falan. Kulaklar neler duydu neler. Böyle evlendik. Böyle evlendik ama 6-7 sene sonra bende bir çocuk şeyi. Yani dedim ki oğlum olsun.
gitar çalsın, ben her şey oldu. Oyuncu olsun. Çok kutsal, çok müthiş bir meslektir. Bin kere ben dünyaya gelsem oyuncu olurum. Oradan çıktı benim yönetmenliğim de. Dünyadaki şeylerim falan bu oradan çıktı. Gurur duyuyorum. Harika. Peki ama senin için ama orada da var bir gururdu. Yani müthiş bir genç evet, bir kadın Berfe, şeyi biz, evet, izliyoruz. Çok güzel hikayesi. Bir de nitelikli yani. Evet. Evet. Başka şeyler. Şimdi baba yani oğul bu... hikayeleri özür dilerim lafını pardon kestim. Beni çok etkiledi çünkü benim de babam antrenörümdü. Evet. Dolayısıyla hoca baba çok karıştı bizde de. Evet. Uzun bir dönem çok karıştı. En sonunda küstahlık dönemi ne kadar sürdü? O biraz sürdü. Ben, demek ki herkes de aynı hikaye. Nankörlüğe girer. Anlıyorum. hatta babam muhtemelen şu an izliyor ve sizi dinlerken böyle şey hissetti kendini. Hani keşke ben de orada olsaydım da anlatsaydım. Tabii şimdi babaya naz geçiyor biraz. Tabii. Biz babamla, tabii ben rekorlarımı babamla kırdım. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası ya, barajlarını babamla geçtim. Zor yanları olduğu gibi çok ciddi artıları var. Çünkü seni en iyi tanıyan, senin kanından, senin potansiyelini en iyi bilen ve işinde uzman olduğu zaman seni senden daha iyi kim yönetebilir aslında? Sana zaman kazandırıyor. Çünkü kesinlikle, baban biliyor, sen ayrı birisin. Sen diyorsun ki ben seni taklit mi edeceğim? Seni, hayır, sen zaten ayrı bir insansın. Zaman kaybetme diye senin önündeki engeller onları gösteriyor kesinlikle ve senin önünü açıyor. Yani ki mesleğinde olması böyle bir şeyin tabii bir çok güzel bir de Kemal abi şöyle bir şey var galiba. Muhtemelen Berfe'nin babasında da olmuştur. Şimdi biraz önce de söyledin. Yani benim oğlum olduğu için torpil hissetmesin diye biraz daha insan kendi evladına daha mı acımasız daha oluyor? Daha mı kötü davranıyor? Bu kadar doğru. Kötü değil, acımasız. 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 Evet. Çünkü aslında kayırmak istemiyorsun. Evet. Evet. Benim annem babam şimdi antrenörlük yaparken biz çok sporcuyduk. Ama erkek kardeşimle bana daha bir şey davranıldı. Hani onlar soğuk. Tabii ki. Yani tabii, daha biraz gaddar demek doğru olmaz ama belki biraz daha sert. Çünkü eğer bize yumuşak davranılırsa bütün sistem bozulurdu. Tabii. Dolayısıyla biz onun şeyini çok çektik. Tabii ben de biraz o dönemler daha asi olduğum için işte yapmayacağım ben falan. Yapmazsan yapma, kapı orada. Ay bizde de öyle. Kesinlikle. 8 saat, 9 saat çalışıyoruz. Çok ciddi bir disiplin gerekiyor. 8-9 saat çalışıyoruz. Ben 18 yaşımda kendi kendime yaşamaya başladım. Evime çıktım ve arkadaşlar 18 yaşından beri hani ayrı ayrı hayatlarımız var. Çok iyi bir aileyiz bu arada. Zaten çekirdek aileyiz. Velhasıl şöyle, dediğin çok doğru. Hani acaba hani oğlum diye onlar yani babalar dediğimiz tayfa onlar çok daha aydın. Yani aydın dediğim hani bunların çoğunu düşünmüyorlar bile bence. Hani çünkü nasıl beni kayırabilir ki zaten? Hani ne açıdan beni kayıracak mesela bir provanın içinde? Şu bana çok koymuştu. Sende nasıl oldu bilmiyorum. Mesela şimdi ben de mesleğin içinde kendimce belli bir sene geçirdim. İşte set gördüm, sahne gördüm. İnsan ilişkilerini hafiften tartmayı öğrendim falan. Ama iş yapmıyorsun ya da ne bileyim hani belli bir zaman geçiyor. O arada işsiz kalıyorsun. Sonra bir daha bir iş yapıyorsun, özgüvenin yerine geliyor falan. Ya o çalkalanmalar arasında ben çok zorlandım babamlayken. Çünkü şöyle oluyor. Oyundayım mesela, kendimi kötü hissettiğim bir dönem. Rejiyle ilgili bir şey var. İşte bir laf atılacak, bir şey yapılacak. Şu patavatsızlık oluyor insanda babasıyla çalışınca. Bende oluyor yani. Diyorum ki hayır bir dakika öyle olmasın. Dehşete düşüyor o da. Nasıl, bunu bir anda söyledim mi şu an diye böyle. Ama canını çıkarıyorum çocuğun. Tabii orada ölçü, babalarda ölçü şey. Çünkü kendini mahcup etmesin, beni de mahcup etmesin. Evet, yani evet, onu tartalım. Orası o kafan ölçülü olması gerekir. O da yaş ilerledikçe tabii daha ölçülü oluyorlar. Aslında duygular bir anda gidiyor mu? Sen benden büyüksün sanırım. Daha salona ölçülsün gidince. Ben çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Yani kendimi haksızlık diye düşünüyorum. Ve çok sinirleniyorum. Diğer gençlerde de öyle. Ama çok güzel bir özgürlük. Yani çılgın zamanlara hala gelmediniz. Bekliyorum çılgın zamanları. Yani çok kuvvetli gidiyor. Bu arada evet, şeyleri tekrar oyunları hatırlatalım. Şu anda ne oynanıyor sizin çılgın tiyatro? Zamanlar setimle dengeledik onu. Yani İzmir, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, İstanbul'da, Caddebostan'da, şurada yani takip etmesi gerekir seyircinin. O yılın en iyi komedi yapımı ödüllü eserimiz o. Amy Winehouse şeyde Güney Kore'de ciddi başarı kazanan, o devam ediyor. Tut Elimden Rovni, o da Güney Kore'deydi.
Bunlar hep ödüllü oyunlar. Hepsi evet. Onlarda. O da devam ediyor ve Söz Veriyorum'un provalarındayız. Yani takvim buradan size söyleyemiyorum. Çok güzel. Yok, takvime gerek yok. Bakarlar fazla, zaten. Yani Söz Veriyorum. Ama Çılgın Zamanlar, Ted Bundy durduk. Durduk. Orhan başka bir proje yapmak istedi. Biz gençlere saygılıyız. Gençlerin önünü hemen açıyoruz. Gençlere destek veriyoruz. Savaş da tiyatro ödülü aldı değil mi? Tut Elimi'den Rovni ile. Evet. Amy ile de almıştı. 2023'te mi? Tabii bu Umut sene Vadeden oyuncu ödülüydü değil mi? 10 senedir aynı ödülü aldı. Ya bu Umut Vadeden genç. Ben 40 yaşındayken genç yönetmen ödülü aldım ya. 40 yaşındayken bu bizdeki şey. Yaş. Ama hayır, çok gençse, gençse hep umut veren. Çok hoş bir şeydi yeni tiyatronu yaptı. Çünkü bir önceki senenin ödüllerini verememişler işte pandemiden dolayı öyle bir bekleme olmuş. O kadar hoş bir şeydi ki yani yaklaşık 3-4 kişi hatta 2 tanesi de arkadaşım. Bir kadınlarda bir de erkeklerde alın 2'şer kişi. Ya hepimize böyle bir güzel motivasyon oldu yani o ve çok ince bence 2 senelik ödülü düşünmeleri falan. Güzel oldu. Güzel. Amy'den de ilk şeyi almıştım. O da beni çok mutlu etti. İlk müzikle alakalı. Çünkü müziklerini yapmıştım Amy Winehouse'un. Orada da ilk en iyi müzikal performans çok güzel ödülü almıştım. O da çok hoştu. Güzeldi. İkisi de hala devam ediyor. Bu arada Amy yani yeni nesil tiyatro ile ilgilenenler için daha böyle alternatif oyunları beğenen seyirci kitlesi için çok ilginç bir oyun. Yani takip edip gelinebilir. Bu kadar yıldır devam ettiğine göre tabii. İlk konuk geldiğinden beri Amy Winehouse'dan bahsediyoruz. Muhteşem bir şey. 5. sezon süper. Yapıştı tabii. Bu kadar reklamını kadıncağızın yapan bize oradaki ana meselemiz. İngiltere'de bu kadar olmuyor. Şimdi orada mesele Amy Winehouse değil. Bir kadının oradaki hayat. Evet, bir kadının hele sanatçı ise, hele yükseldiyse çevresi tarafından nasıl baskıya uğradı, ne oldu? Zaten o Amy Winehouse vasıtasıyla onu anlatmaya çalışıyoruz. Aynen. Yoksa bir belgesel değil tabii. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Gişeniz bol olsun. Çok teşekkürler. Başka ratinginiz bol olsun. Sizin de öyle. Seyirciniz bol olsun. İnşallah hep neşeyle, keyifle, sağlıkla yine birlikte i̇nşallah, olalım. İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bize değer verdiniz, çağırdınız. Çok teşekkür ederim. Her zaman ayağına sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Ağzınıza sağlık. Evet. Kaleminize sağlık. Söz müzik size ait değil mi? Evet. Sabah Merve ile de onu konuştuk. Yani kimse kusura bakmasın buradasın diye de söylemiyorum. Yapılanların içinde en iyilerinden bir ya da iki. O kadar yani. Çok iyi. Ve biz de yine çok teşekkür ediyoruz. Biz de ilk bunu dinlemiştik. İlk bizde yayınlanmıştı. Tekrar bize nasip oldu. Evet şimdi tabii önce bütün maaş yazanları kutluyorum. Hepsi çok emekli şeyler. Zaten his önemli yani. O hisle yola çıkmak önemli. Ama bütün şeylerde olduğu gibi bazı işte filmler, oyunlar, kitaplar, maaşlar daha çok kitleye daha hızlı zamanda diyeyim bir tarif de edemiyorum ama ulaşabilir. Orası marş kelimesini ben burada farklı yaşadım bu 100. yılda. Adı üstüne marş. Evet. O yüzden de bir şey gerekiyor. Bir senfoni yani sözler çok önemli ama müzik bence daha da önemli, insanı bir gaza getirir. Mesela sende o var. Yani marş gibi. Yani müzik normal müzik gibi olmamalı. Şimdi şöyle iki şey söyleyeceğim bununla ilgili. İlki mesela biz izlerken sevgili Onur'un ayaklarına dikkat ettim. Gayri ihtiyari yürüyordu. Evet, evet yani gayri ihtiyari yürüyordu. Bu doğru bir şey yani. Zaten bu hissi geçmesi lazım. Zaten ben daha çok ayaklarına bakıyorum. Gerçekten söylüyorum. İkincisi de evet doğru bu marş çok yeniydi. İlk sizin programdaydı ve orada sen bir şey söylemiştin. İçimden dedim ki ya gerçekten öyle mi acaba? Üçüncü ya da dördüncü gündü dedin ki oldu Soner bu oldu dedin. Ben şimdi tabii bir yabancılaşıyorum. Sevdi. Bütün aynen öyle. 100 okulda bu marş söylendi. 100 değil. Daha da fazla. Binlerce. Oh maşallah. Binlerce yani 100 değil. Biz o gün tabii işte 10 okuldan haberdardık.
Hikaye öyle başladı ama binlerce falan da değil. Bence ülkenin neredeyse tüm okullarında. Yani bana video yağıyor. Şaşkınım, mutluyum. İlk defa duygularımı bu kadar tam ifade edemiyorum. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Ama bence üst söylem şu, ben marşı paylaşırken de öyle demiştim zaten. Ben bu duygular benim sadece benim duygularım değil, hepimizin duyguları. İfade edelim, bir araya getirelim. Bu marş hepimizin. O yüzden bütün okullardan çok çok güzel videolar geliyor ve hemen şunu söylemek istiyorum. Bazen kırılıyorlar belki onların videolarını paylaşmıyorum diye ama zaten sosyal medya bana sınırlama getirdi. Çok paylaşım yap. Öyle mi? Evet evet, çünkü yani o videoları paylaştıkça yani üst üste de olunca ve kolajlar yapacağım. Sonra bayramdan sonra, yani yarından sonra okullardan gelen videolarla ilgili. Çünkü hepsi çok emekli. Söylüyorlar, koreografiler hazırlamışlar. Gidebildiklerim var, gidemediklerim var. Burcu sen her sene bir bahane buluyorsun buraya gelmek için. Benim elimde mesaj var. Evet. Davetli olduğuma dair. Yok, davetsiz geldin demek istemedim. Hocam, dün gece bana mesaj atmış. Ben her sene bir şekilde geliyorum diye. Evet, çünkü çalışıyorsun. Burcu, ben de kötü anlamda söylemedim. Ama. Her sene bir bu iş sene oluyor. Tiyatro olarak buradasın. Hayır. Dizi oyuncusu olarak geldin, sinema oyuncusu olarak geldin. Bir şey söyleyeyim mi? Merve sen bana geliyorsun, ben Sinan abi ortak olmak için buraya geliyorum. Çok güzel, o da güzel. Seneye bence buraya bir koltuk daha atalım, üçümüz sunalım. Diye diyorsun kafana. Yani en temizi. Burcu'm hoş geldin aramıza. Oyunuz varmış galiba Freud'un var. İnsanları. Evet. Nasıl gidiyor? Partnerinden rahatsız mısın? Nasıl? Partnerinden rahatsız mısın diyemezsin Sinan abi burada. Şu ana kadar değildim. Bir düşüneceğim diyorsun. Yok yani benim de mesleğim ama şimdi biz Burcu'yla böyle programlara çıka çıka Burcu'da bir şey başladı. Böyle ya heyecanlıyım ben programlara çıkarken de ne yapacağım ne edeceğim. Bir gün bir programa çıktığımızda şu bacağımı tuttu. Sıkıyor. Ne yapıyorsun dedim böyle. Ama sonra bir açıldı bir açıldı. Şu an program geziyor arkadaşlar. O da güzel. Tek başıma geziyor gibi olmayayım mı? Olmayayım, beraber geziyorum. Evet, nasılsınız bu arada siz? Biz çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz, siz de öyle. Teşekkür ederiz. Evet. Birbirimize oyunumuz... övelim. Evet, evet. Evet. Şey, eve gelmiş gibi. Yani. Daha nelersiniz. Oyundan bahsedelim, evet. Oyun tuttu. Oyun tuttu, çok sold şükür. Sold out. Maşallah. Aynen. Evet. Keyfimiz yerinde. Daha yeni geldik turneden. Şimdi Kasım ayı içerisinde de gideceğiz. 2 Kasım'da Kozi'deyiz. Sonra 4 Kasım Balıkesir, İzmir. Bodrum, Aydın. O şekilde devam ediyoruz. Maşallah. Çok sağ. Bir güneye inelim dedik havalar soğumadan. Böyle Bodrum'da, Aydın'da, İzmir'de oyunlarımız olacak. Ege'desiniz. Evet. Sonra Anadolu'ya. Siirt'e bile gidiyoruz. Maşallah. Aralık'ta 23. Bayağı Erzurum, Siirt. Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Batman. Çok güzel. Bayağı gezeceğiz yani. Batman. Evet, evet. Oo, ne güzel, harika. Evet. Çok güzel. Evet, oyundan biraz bahsedelim. Bir anlatır mısınız? Tabii ki insanların... Bütün hikayeyi anlatmayın da yani anlatabildiğiniz kadar konuları anlatırsanız. Ben oynamaya başlasam mı? Mesela. Diye altı farklı karakter var galiba değil mi? Evet, altı tane, altı skeç var ondan sonracığıma. Farklı farklı karakterler oynuyoruz ama bir tane sürprizimiz var. Fotoğraf yayınlandığı için söyleyeyim. Onur kadın kılığına giriyor ve olağanüstü döktürüyor, partnerim olduğu için söylemeyeyim. 70-75 dakikalık böyle ilişkilerin üzerinde... Tatlı bir komedi bir şekilde anlatıyorum. İlişkiler üzerine. Niye Freud insanları? Niye? Şimdi Freud'un evrimini tamamlayamamış bir kadın ve bir erkeğin hikayesi aslında bütün bu skeçler. Çünkü hayatımızda çocukluğumuzdan bu yana hani anne sevgisi, baba sevgisi, ilgi, alaka, şefkat neyi eksik aldıysak bunlar bizim büyüdüğümüzde bireysel hayatımızda mutlaka etki ediyor. Mesela örnek veriyorum, işte bir skeçte evlenme aşamasına gelmiş bir çifte oynuyoruz. Adam çok rahat, işte yani evlense ne olur, evlenmese ne olur ama kadın da bir o kadar telaşlı. Bence günümüzde düğünleri, bence kadınlar bayağı yoruluyor. Yani hem kafayı patlatıyorlar, psikolojileri alt üst oluyor, o düğün öncesi telaş falan. Adamların bence umurunda değil ama kadınların gerçekten çok umurunda bu olay. Bunun tarzında, bunun tadında bir mizahi dille anlatıyoruz aslında Freud'un insanlarını.
Tabii ki şimdi Freud'un insanları deyince insanlar ya ağır mıdır evet. bu oyun vesaire falan ne yapacağız ne edeceğiz felsefik bir tarafı mı var diye düşünüyorlar ama öyle bir şey değil. Yani bunu aslında Türkçeleştirdik diyelim yani Türk halkına uyarladık diyelim. O yüzden çok keyifli ve her çıkan da yüzünde o gülümsemeyle mutlulukla çıkıyor. Bu uluslararası bir oyun. Türkçeleştirilmiş mi yoksa? Yok, hayır. Yok, tamamen. Evet, Barbaros Uzunöner yazdı. Uzunöner'in yazdığı, çok güzel. Tabii Volkan ki... Dinç yönetti. İzmit Şehir Tiyatroları'nın hem oyuncu Harika. Hem yönetmen. Yapımcılarımız BAM Yapım ve Yeditepe İstanbul. Ali Temiz ve Batuhan Müminoğlu. Böyle bir araya getirdiler ve hepimiz de çok genç böyle. Enerjimiz de hepimizin tuttu. Tatlı bir şey çıktı. Peki neden siz ikiniz? Miş yani siz. Bu ikili niye bir araya geldi? Yani niye söylemişlerdir size? Niye siz ikiniz? Vallahi biz Burcu'yla daha önceden hani bir ilk kere tanışmıştık. İşte bir ortamlarda dışarıda falan ama bir samimiyetimiz yoktu. Sonra oyun bana geldi tabii ki şimdi. Oyunun bütün yükü kadının üstünde. Çünkü tezi yazan Burcu, oyunu kurtarmaya çalışan, oyunu anlatan kişi Burcu. Ben yanına yardımcı oyuncu yok, gibi işte, duruyorum. Beraber aynı yok, yok, oyunu. Hayır ama öyle aslında başlıyor ama ilk bana geldiğinde ben çok bayıla bayıla okudum. Çünkü gerçekten çok sevdim. Ama kadın partner çok önemli. Yani hani enerjisinin iyi olması lazım. İstediği kadar iyi oyuncu olsun sahnede ama enerji çok önemli ve değerli bir şey. Burcu'yla da bir okuma provası yaptığımız ilk gün, aa dedik biz okeyiz ya, bizim enerjimiz iyi. Hatta böyle birkaç tane fotoğraf falan çekip, aa programı başlıyorsunuz, yüz kuşağını sunuyorsunuz diye, yok biz tiyatro yapıyoruz sadece diye. Hani o kadar geçmiş ki insanlar enerjimiz, bizi program yapıyorlar. Öyle siz sabah şekeri gibisiniz. Sabah şekerleri gibiyiz. Evet, sabah ya. Programı yapabilirsiniz yani. Saat 10'da Onur Büyüktopçu ve Burcu Bince sabah şekerlerinde sizlerle beraber. Teşekkürler. Evet, olabilirsiniz öyle bir ikili. Bence oluruz çünkü biz çok eğleniyoruz. Yani hala çocuk gibi bazen hani olur ya oyun arkadaşınla bulunca da böyle sabahlara kadar oynarsın. Bizim öyle bir durumumuz oldu. Keyifli ya bizim gidiyor. Kulis muhabbetlerimizi görseniz oyundan çok daha belki de renkli şarkılar, türküler... Sesimizi açalım diye zaten Burcu'nun muhteşem bir evet, sesi güzel. Var. Aşırı güzel eğleniyoruz yani. Süper. Çok keyif alıyoruz. Ama ediyoruz. İki kişilik oyunda da ne kadar zor olur da değil mi? Diğer türlüsü düşünsene. Hani şey sığınacağın başka hiç kimse yok. Evet. Hani, evet. Yani kuliste eğlenemezsen sahneci... Tabii. Sonra sende tiyatro deneyim var ya değil var, mi? Var var. Beş oyunda oynadım. O yüzden diyorum kuliste eğlenemezsen sahne üzeri biraz zor diye. Kalabalıkta sığınacağın başka oyuncular oluyor hani bir şekilde çünkü... ilginç ya, gerçekten çok ilginç. Ben başka röportajlarda da söyledim. Tabii onlar kadar büyük oyunculuk iddiam yok ama ama her oyunda da onaylandım. Zaten ilk oyundan sonra devamı gelmezdi. Çok da özlüyorum. Çok özlüyorum. Onu söyleyecektim. Zamansızlık herhalde. Tiyatro evet, çok zaman. Çok özlüyorum. Gerçekten çok zaman gerekiyor. Ben çok geç yaşımda tiyatro sahnesine çıkmama rağmen özellikle provalarında bir de çok önemli oyuncularla da bir arada olduğum için benim için okul olmuştu. Şarkı söylediğim sahneye bile müthiş faydası oldu. Yani gerçekten çok geç kaldığım o anlamda düşünüyorum. Ve her çocuğun ya da ne iş yapıyorsa yapsın böyle bir drama eğitimiyle meşgul olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün çok insanların özellikle çocukların ben çok faydasını gördüm. Çok özlüyorum. Zaman zaman teklifler geliyor ama bunu şey gibi söyle klişe teklifler geliyor da ben yapamıyorum diye öyle değil. Çünkü artık şöyle bir şey var çok şahane oyuncular var. O oyunda benim olmam için gerçekten de bir orada oluşumun bir anlamı olması lazım. Yani durup dururken ben o olmaz o. Ama şeyi çok yapmak istiyorum artık sanki zamanı geldi. Tek kişilik bir oyun gibi değil de aslında sizin oyunun. Belki yaşamla ilişkili kısımlarını biraz da şarkı söyleyerek. Tehlike orada şey şu, sahneye çıktığında tek kişilik şeyde hep şarkı söyleyeceksin gibi algılanıyor ya. Aslında biraz daha anlatmak istediğim şeyler var. Yani çok güzel birikmiş. Olur. Çok istiyorum onu. Çok böyle bir iki kişiyle de konuştuk. Hani bir metin yazılmalı. Evet, hani ben savrulmayayım diye. Ama şeye de çok inanıyorum. Doğaçlamanın, bu anlamdaki doğaçlamanın. Çünkü o güncellenen de bir şey ya.
tecrübe dediğimiz şey, başka bir olayla desteklenen, o çok yazılı tekstlerde bile yapılabilen bir şey. Benim o çok yeteneğim yoktu. Ödüm de patlıyordu. Valla bizim yapımcımız Batuhan Bey'le hemen sizi buluşturalım. Ben hemen çözer bu mevzuyu. Ben hayal bile ettim şu anda. Yani müzik enstrümanla, loş bir ışık, unplugged şeklinde, sohbetli. Evet, zaman zaman zaten şu interaktif de bir şey olmalı ve dediğim gibi hani şimdi aslında bunu bence her sanatçının yapması da lazım. Belli bir şeyden sonra, belli bir birikimden sonra. Evet, bir sürü hikaye var, anı var, öğrendiklerimiz var, yıkıldığımız anlar var, ayağa kalktığımız anlar var, yediğimiz tokatlar var, aldığımız ödüller var. Aslında bütün bunların hepsi biraz da farkındalığı yüksekse bir insanın, ya masal anlatıcılığı gibi aslında. Aynen. Yani ateş başında toplanmış insanlar biri anlatmış yıllar. Aslında aynı şey. Çok istiyorum. Böyle bir iki kişiyle de ön görüşmesini yaptım. Çok güzel. Harika. Bakalım. İnşallah. Ama çok özlüyorum. O yüzden tiyatro izlerken de böyle hem çok mutlu oluyorum, hepinizi çok yürekten alkışlıyorum. Ya, çok teşekkür ederim. Emeği de bildiğim için arkadaki çok o özeni de. Ya, bu başka bir, gerçekten başka bir şey. Gerçekten ama ya o alkış da başka bir şey. Hani ben böyle binlerce kişi hani konser sonunda alkışlıyordu ama o tiyatro salonunda oyundan sonra herkesle birlikte alkışa çıktığımda başka bir hal. Müthiş bir duygu çok, değil mi? Çok başka bir şey. Her seferinde ya, her ellerimiz titriyor mesela. O heyecanı hala yaşıyorum. Ama biraz çok önce Kemal abiyle de konuştu. İşte Er Meydanı şöyle bir yer, dizide, filmde, orada burada bir tekrarı, bir şeyi var, bir şansın var. Hiçbir şansın yok. Tabii. Orada çıkıyorsun ve hatanla, başarınla karşı karşıyasın orada. Benim çok enteresan bir anım var bu provalarla ilgili. Oralar okul gibi diyorum ya, Müfit Kayacan'la. Ya bence en büyük aktörlerden biri. Kanlı Nigar oyununun provasındayız. Ben de Narçın'ı oynuyorum. İşte böyle bir antrem. İşte Müfit Hoca bir şey görmek istiyor. İlk çıkacağım ya, böyle bir melodik de çıkıyorum. Böyle bir şey söyleyerek çıkıyorum falan. Şimdi Müfit Hoca bir şey tarif ediyor. Sonerci bunu yapar mısın diyor. Ben onu yapmadan çıkıyorum. Diyorum ki sürekli, ya oyunun ilk gecesi yapacağım, emin olun yapacağım diyorum, tamam mı? Diyor ki öyle olmaz diyor, provada görmem lazım. hayır yapacağım diyorum. Sonra bir şekilde herhalde dedi ki çok üzerine gitmeyeyim diye düşündü herhalde. Ne yaptı bilmiyorum ama oyunun ilk gecesi o da sahnede zaten. Onun olduğu sahneye çıkıyorum. Oyun bittikten sonra dedi ki ha anladım dedi. Seyirci oynatıyor seni dedi. Yani çünkü çok alışığım ya sürekli konserlerden. Ya provalarda böyle boş alana çok oyunu çıkaramıyordum. Ama seyirci o yüzden yapmıyordum. O yapamıyordum. Yapmıyordum da değil. Ya yapamıyordum yani onu ama seyirci orada oldu. Ama bizde de var mesela. Biz de işte 2 aya yakın prova yaptık. Şimdi boş salonda prova yapıyoruz. Ya bayağı da günde bir 6-7 saat yakın bir prova şeyimiz vardı. İşte yapıyoruz. Şimdi Burcu düşüyor, ben düşüyorum enerji olarak. Ha dedik, bizim artık seyirci önüne çıkma vaktimiz gelmiş dedik. Evet. Çünkü yani o seyirci olmadan biz istediğimiz kadar oynayalım yani. O reaksiyonlar, bir de ben hayatımda ilk defa komedide oynadım tiyatro sahnesinde. Burcu daha önce oynamış. Şimdi alkış geliyor veya gülme geliyor, kahkaha geliyor. Ben hala söylüyorum laflarımı. Burcu en sonunda bir gün şeydi, Onur, insanlar gülsün. Onlara bir izin ver. Dedim ki ben daha önce komedi oynamadım ki dedim. Yani bir oynasam hani izin vereyim. Çünkü gülüyorlar. Ben orada repliğimi söylerken kaçırıyorlar bu sefer de. O mesela onlar önemli şeyler. Burcu'ya bak. Burcu'ya bak. Tecrübeye bak. Söyleyeyim güzel mi? Güzel bir. Ben hiç aklıma gelmedi. Doğru söylüyorsun. O insanlar es veriyor oradan tekrar şey yapıyor. Tabii. Ben Onur hiç inanılmaz vermiyordum. Çok alkış alıyor. Estağfurullah. Öyle böyle değil. Çıktığı andan itibaren bir de çok güzel karşılıyorlar bizi. Biz biraz böyle Karadeniz turnesi de yaptık. İç Anadolu'da yine Ankara'dan geldik. Böyle biz de onları özlemişiz. Onlar da bizi özlemiş. Yani çünkü biz televizyondan daha çok tanınan insanlar olduğumuz için oyundan sonra daha çok şöyle geliyorlar. Ha oynuyormuş bunlar falan oluyorlar. daha önce bizim kendi oyunlarımızdan izleyen insanlar ha evet biz zaten sizi biliyorduk diye geliyorlar. Ama günün sonunda geçen bize bir kafede çalışan bir hanımefendi dedi ki Onur'a dönüp. Baya böyle bir 600-700 kişiye oynadık. Solda attı orası da. Herkes çok mutlu gitti. Aklınız şey kalmasın. Bizi o kadar iyi hissettirdi ki. Çok değerli bir şey. Hele ki tiyatro. Yani artık özellikle pandemiden sonra. Tiyatrolar, sinemalar, yani sanat bir şekilde, çünkü evlere kapandık,
uzun süre çıkmadık, korktuk, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Ama yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Senin bence. Kaçıncı oyun? Vallahi bu oyunda 16. oyunumuz ama ben devlet tiyatroda. Sen tiyatrocusun kökenli. Tabii. Yani ben uzun yıllar devlet tiyatrosunda oynadım. Hem Ankara hem İzmir. Sen zaten tiyatrocusun yani. Hem kökenin İstanbul'da. Tiyatro. Okay. Tabii tiyatro geçmişim ama dram oynadık hep fark böyle. İlk defa komedi oynadık ama tabii insanlar beni ya gündüz kuşağından ya işte oyunculuktan, kiralık aşktan tanıyorlar ama siz yapıyor muydunuz tiyatro? Aslında bu mesleği ben ilk tiyatroyla başladım ama tabii işte popüler kültür olduğu için çok bilinmiyor. Siz şeyler. Hatta kast direktörlüğü yaparken gündüz çalışıyordum ajansta, akşam devlet tiyatrosuna gidip oyunumu oynuyordum diyorsunuz değil mi? Gündüzleri kast işi yapıyordum, menajerlik yapıyordum. Akşam 6'da çıkıyordum, metroya binip giderdim işte hangi sahnede oynayacaksak orada da oyunumu oynardım. Nasıl ya? Sen peki kendine torpil yapıyor muydun? Kast deyince şimdi birisini izleyeceğiz de kendini gönderiyor. Şimdi şöyle bir şey, kast yaparken işte bir proje geliyordu. İşte atıyorum işte Burcu var, işte ne bileyim Ahmet var, Mehmet var falan. İşte aslında ben tam Ahmetlik rolü ama koyamıyorsun. Değil mi? Çünkü yani hani orada ben artık oyunculuğumu ikinci hatta üçüncü plana attım ve bıraktım. Yani bırakmıştım. Yani küsmüştüm aslında çünkü olmuyor. Hani deniyorum. Şu anda hep gençler soruyor işte Onur abi diyor. Biz oyuncu olmak istiyoruz. Ben okul mezunuyum, iş gelmiyor, esmiyor. Yani oyunculuğun bence asıl şeyi şu, sebat etmek lazım. Yani oyunculuk bambaşka bir şey. Bu şey değil, üniversiteyi bitirdik, askere gittik, geldik, bir şirkette çalışmaya başladık. Olayı gerçekten değil. Oyunculuk bambaşka bir şey. Ama bunun da dalları var. İşte ben kast direktörlüğü yaptım, menajerlik yaptım. Parasız kalmayayım diye aslında bir nevi, çalışayım, edeyim diye. Bana oradan da başka bir kapı açıldı. Ben şimdi kiralık aşkın kast direktörlüğünü yapmasaydım belki o role ben gelmeyecektim. Öyle olduğu için de hani kapı kapıyı açıyor derler ya. Doğru zaman belki de. Önemli olan o fırsatları doğru zamanda yakalayabilmek. Bir de çok doğru bir şey söylüyorsun. Şu anda her şeyi karıştırıyor. Biraz önce yine hep bugün hep tiyatrodan gidiyoruz. Kemal abi de çok güzel konuştu. Şey o her yani bir dizide oynayıp direkt oyuncu. Yani tabii. Eğitim almamış sabah bilmem ne. Oyuncuyum. Gelsin bundan sonraki set. Bir bitsin de şey bundan durumu sonra. Var. Yani oyunculuk yapmakla ben biraz kaba konuşacağım. Yırtarım mı karıştırıyorlar. Şimdi o bambaşka bir şey. Yani popüler olmak, ünlü olmak. Siz çok paralar kazanıyorsunuz. Ben de bu mesleğim. Böyle bir şey değil oyunculuk. Yani Burcu da bilir. Çok uzun saatler setlerde biz iş yapıyoruz. Gece 3-4 ben kiralık aşkta komedi oynuyorum. Sabah saat 4'te komedi oynuyorum. Uykum gelmiş, karnım acıkmış. Yatakta olmam gereken saatte ben milleti güldürmek komedi yapıyorum. Şimdi bu çok zor bir şey. Bu aşkla yapılabilecek bir şey. Yani değilseniz aman işte yırtarım, ünlü olurum, para kazanırım. Hiç bulaşmayın daha iyi. Siz ünlü zaten olmak mı istiyor, oyuncu mu olmak istiyor? Yani o da farklı. İnsan, orası çok farklı. Çok Sinan karıştırılıyor. Abi, sen şimdi 1000 yıldır birçok oyuncunun yaşım ortaya çıkarttım 1000 yıldır. Biz sen akranız öyle düşün. Tatlım hemen oradan virajı alayım. Şimdi şöyle ben 18-19 yaşında Meral Okay'la başladım. Evet ya. Hayatımın senin en hikayen süper. Ama şimdi mesela Meral abla hep şey derdi. Emekli olmayan bir iş yapacaksın. Lütfen terbiyeni bozma. Set adabı, set ahlakı diye bir şey var. Bana o kadar çok öğrettiler ve ilk çok şanslıyım. Mesela biz Onur'la da beraber herkes soruyor. Hiç mi problem yaşamıyorsunuz? Hayır, bizim ahlak değerlerimiz aynı. Yani mesela Onur'la hareket ederken çok saygılı ve dikkatli, çok özenli, çok sınırda bir durumu vardır Onur'la. Bir kadın gibi mesela sonuçta ben kadınım, daha hassasım. O gözün içinden bakar sana. Şimdikiler öyle değil, birbirlerini harcamak üzerine, rencide etmek üzerine ve inanılmaz derecede şey var, adap bitmiş durumda. Hani teşekkürü bilmiyorlar, bir usta geldiği zaman nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Instagram üzerinde bir ünlülük, yani onu da oyunculuk diye geçiyor. Hayır. Bunun bir adabı var, bir yolu var, bir zamanı var. Emekli olmayan bir iş yapıyoruz. Eğer öyle bakarlarsa yani beni arayın. İsim taşımak çok zor. Yani mesela Soner Arıcı olmak çok zor bir şey. Yani yıllardır hala daha işte marş yapmış. Şahane bir şey. Yoksa ama ben Soner Arıcı'yım, kenara çekileyim, yapayım diye bir şey değil değil mi? Yani haksız mıyım? Yok, bu bambaşka olmuyor. Bir şey. Tabii, bir şeyi tabii. Sürekli üstüne koymak, üstüne tabii, koymak. Tabii kesinlikle. Çağ ayak uydurmak. Hani yani Türkiye'de herkes ünlü oluyor baktığınızda.
Yani magazin figürleri de ünlü. Biz tiyatro yapıyoruz. Tiyatro haberlerimizden daha çok o kişilerin şeyleri çıkıyor. Hiçbir şimdi, şey yapmasan TikTok'ta bir şey yaparsın yine ünlü yani olursun. Yani baktığınızda o yüzden isim, etiket çok önemli, çok değerli bir şey yani. Önemli olan kalıcı olmak zaten. Kalıcı olmak daha zor, ünlü olmak değil de. Evet, kalıcı olmak, güzel zaman. İşler yapmak. Çok değerli, çok önemli şeyler yani. Burcu senin kaçıncı oyun? Sen de çok tiyatro yaptın mı? Ben çok yapamadım çünkü hep uzun şehir dışlarındaydım. Ona yani bir iki tane var ama en bir önceki daha uzundu. Şaşkın Aşıklar, Vaudeville oynadım ben. O bayağı güzel gitti ama sonra diziyle beraber o da olmuyor. Hı. Yani diziyle oyun aynı anda tam çok içine zor. Sinan boğuldu galiba. Ve daha önce şöyle oldu. Onur zaten anlaşmış. Onur'a partner arayışına girmişler. Kimlere gitmiş isimler ama öyle böyle değil. Bana gece 2:30'da Ali abi aradı. İşte beni araştırmışlar. Şey derler ya kulisi nasıl diye. Sağ olsunlar bana da kefil olmuşlar. Tamam demişler. Çünkü iki kişilik riskli bir oyun yani. Tabii, hani tabii. Kulisin sıkıntılıysa problem var. Neyse ben de başka bir oyuna opsiyonlanmıştım yani. Hani anlaşacağız. 2 gün sonra da şey görüşmeye gideceğim. Oyunu ben bir okudum. Hemen aradım. Emre dedim kusura bakma ben dedim affını isteyeceğim. Kesinlikle oynamam gerekiyor bunda. Neyse 6 Haziran'da da benim doğum günümde toplantı yaptık. Bana da hediye oldu. Sonra Onur'la bir araya geldik. Sanki biz Onur'la 5 senedir bu oyunu oynuyormuşuz gibi. Ne? Yani oyunda da provalardan sonra şimdi oyunu 16'da yani 16. oyunu bitirdik biz. Evet bitirdik. Aynı bisiklette hala devam ediyoruz. İnşallah bozulmaz. Ağzımızın tadı da bozulmaz. İyiyiz yani. Güzel yani. Uyumumuz zaten çok güzel. Buradan da belli evet, oluyor. Evet zaten enerjileri de geçiyor. Tekrar günün anlam ve ehemmiyetine dönerim. Evet. Bir önce geçen programı izlememiş veya seni bir yerde dinlememiş olabilirler. Bir kere bu klibin bir hikayesini anlatalım. Sonradan da bunun şu anda gittiğin yerleri ve bundan sonra gideceğin bir Hatay'ın varmış. O çok özel. Hı hı. Onlardan biraz bahseder misin lütfen? Tabii. Şimdi şöyle oldu. Bir geçen sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konserdeydim. Finalde işte harika marşlarımız var. Gerçekten işte yüreğimizi coşturuyor, göğsümüzü kabartıyor. Ama hep aynı marşları aslından. Ve bu klip olduğunda dedim ki bunu burada yapmalıyız. Yani bütün bir parçası olduğum için tabii ki mutluyum. Ama benim hani zaten çok bir sürü şey yaptım bunca yıldır. Bunu biraz daha fotoğrafımı ortaya koymak gibi düşünüyorum. Hani bu benim kimlik kartım gibi düşünüyorum. Ustalık eserin diyelim. Ya gibi hani nasıl böyle sen de, çok iltifat ediyorsun. Teşekkür ederim. Ben biraz da mahcup hissediyorum kendimi ama. Şimdi bu bağlamda evet okullarla başladı. Şimdi ortaokullar, liseler, ilkokullar, üniversitelerle yolculuk başlayacak. Kadın korolarıyla ilişki halindeyiz. Yani bu iş büyüyecek yıl boyunca. Çok güzel. Hatay'a gitmem gerekiyordu. İlk oraya gitmem gerekiyordu. Fakat okulun müdürünün bir seyahatte olması gerekti. O da orada olmak istediği için bayramdan sonra ziyaret edildik. Ama ilk oraya gideceğim. Birkaç okul var ziyaret edeceğim. Sonra da işte yıl boyunca gidebildiğim kadar okula gidip. Ne güzel. Şu evet, bir şey ya. Çok güzel değil mi? Evet. Çok anlamlı. Gerçekten çok anlamlı. Onu şöyle söyleyeceğim. O kadar yabancılaşıyorum ki bu o tablonun içinde şaşkınım ve videoları izliyoruz ve orada şey var ya hani bir coşku var bize evet. Geçiyor falan. Üç boyutlu orada olduğunda aklım çıkıyor şundan. Ya 6 yaşında çocuk bilmiyor benim kim olduğumu ama bir şey bir hisle bacağıma sarılıyor. İyi ki geldin diyor. Teşekkür ederiz diyor. Bana notlar yazmışlar böyle. İşte bazı işte Soner hocam hoş geldin yazan bir şey abi orada olduğumda bu genetik kodlama diyorum artık ben buna. Çünkü başka bir şey oluyor orada tarif edemediğim. O yüzden hem onlar bunu yaşamalı. Çok özledi çocuklar. Dediğin gibi özellikle pandemiden sonra o toplu alanlar olamadı. Birlikte bir şey yapamadılar. Bugün daha çok tabletle telefonlalar. Hepimiz öyleyiz ama insan doğasına çok aykırı. İnsan aslında birlikte bir şey yapmayı istiyor. Bir de bu tabii böyle bir bize bir his uyandıran cümlenin tam anlamını bilmese bile. Bir his var orada yani şimdi o his geçiyor yani sözden geçmiyorsa melodide geçiyor ki sözün bazı yerlerinde mesela pankartlar yapmışlar okullarda görüyorum bana geliyor bunu ben mi yazdım ya diyorum yani o yüzden ama tekrar söylüyorum
mütevazılık falan da yapmıyorum. Herhangi bir bu şarkı olsaydı, yazdığım şarkılardan biri olsa şey bile derdim. Ne şarkı yazdım ama ya, yılın hitini yaptım ama ya derdim belki. Hani öyle bir zaaflı anıma gelirdi ama bu hepimizin marşı. Diğer marşlara emeği geçen herkesi de kutluyoruz, alkışlıyoruz. Tabii bazı şeyler PR malzemesi olarak kullanıldığında ve bazı önemli şeyler görünmüyor gibi davranıldığında üzülmüyor değilim bir vatandaş olarak da. Yani şimdi bir marşı paylaştığında, altyazı yazdığında altyazının nereye gittiğini, ne kadar örgütlendiğine dikkat edeceksin. Şimdi onu gördüğümde diyorum ki ya sen bu ülkede mi yaşamıyorsun? Sen hiçbir çocuk dünyasına da mı tanık değilsin? Bir bakmıyor musun gelen şeylere, sosyal medyaya girmiyor musun arada bir, değil mi? Bu önüne düşmemesi imkansız bu videoların. Kesin. Şimdi orada hani seni bir PR firması yönlendirmiş de bunu sana göndermiş, sen paylaşıyor, altına da o cümleyi yazıyorsun. Bunu biraz aklı olan anlıyor tabii ki ama her zaman olduğu gibi halkın sesi, halkın gücü gereğini yerine aynen getiriyor diye. Ben aracıyım. Ben şeye kesin inanıyorum. Bu yaptığın hareketlerin hepsi ileriki yıllarda yine övüyorsun beni deme de. Yani şey gerçek bir... Şöyle bir durum var. Sen bunu bir reklam malzemesi ve bir firmayla, bir markayla birleştirmediğin için 2024, 25, 20, 30, 35, 40 bu böyle her 29 Ekim'de belki özel günlerde hep hatırlanacak bir marş olacak bence. Yani öbür türlü aradan kaynar işte zaten öyleydi bir şey olabilir yani. Ben diğer işlerimde de tabii ki zaman zaman sponsorlar oldu. Olmak da zorunda yaptığımız işlerde ama ben şeyde çok sıkıntılı milli biriyim. Ben bak söylüyorum bak bana davetleri bile engelliyor gibi oluyorum şu anda ama ben biri bana çık şurada şunu söyle böyle konuş filan dediğinde çok kötü hissediyorum kendimi ve yapamıyorum. Yapay oluyor. Her şey belli oluyor. Yani bana şimdi diyelim ki gerekliler. Gerçekten gerekli. Ama benimle çalışacak bir sponsorun şöyle düşünmesi lazım. Ya bu adam biri zaten. Bir sanatçı ve yıllardır da bu sektörde. Biz onu seçiyoruz. Bu sebepten seçiyoruz. Ne söylerse söylesin demesi lazım. Bana eğer git burada benim adımı söyle bilmem nerede derse ben onu yapamıyorum. Yapsam da ona faydası yok. Çünkü içten yapmadığım için onun hiçbir şeyine, yani kârhanesine bir şey yazmayacak. Ama mutlaka gerekli. Çünkü şimdi mesela bir takım teklifler var. Ben tek başıma onun altından kalkamam. Büyük korolarla tekrar yapılmak isteniyor düzenlemeleri. Nasıl kalkayım bunun altından? Ama son derece tarafsız. Son derece gerçekten marşın hissiyle hareket ederek bana yaklaşacak birileriyle bunu yapabilirim. Gerek yok çünkü zaten etkiyi yaptı. Tabii, tabii. Yani büyük yaptı. Biz şimdi oradaki koroyu görmezden gelemeyiz. Bu emeği görmezden gelemeyeceğimiz için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok hem duygulandırdınız hem onurlandırdınız. Bunu bir televizyon programında söylüyor olabilmekten de mutluyum. Çünkü sosyal medyada bu kadar etkisi olmayabiliyor. Kendine çalışıyorsun gibi görünüyor. Hiç tevazu göstermeden söylüyorum. Bu özel bir iş. Sadece benim değil, hepimizin, kabul eden herkesin, hepimizin hep beraber söyleyeceğiz. Harika. Yarın Ordu'ya gidiyorsun, bir mesajın var mı? Şöyle, hayır onlar... Yani önce, yeni başkanla beraberiz. Evet, şöyle, benim şimdi yarın iki okulun daha törenindeyim. Zaten iki okulun değil, pazartesi iki okul bu marş sebebiyle törenini pazartesi yapmayı uygun gördü, salı günü de öyle. Ya böyle bir okul turnesinde gibiyim ama ne güzel. Helal okul olsun. Turnesi çok güzel. Evet, çok evet. Güzel yani şey. O aralarda bir yer bulup oyununuzu izleyeceğim. Buyurun gelin gerçekten bekleriz. Mutlaka denk gelirsin. Hayır çok mutlaka istiyorum, tarihleri aldım da çok istiyorum. İnşallah. Sunuculuk, tiyatro, dizi hangisi daha ağır basıyor? Hepsini seviyor musun? Tiyatro. Ya tabii ki diğerlerini çok seviyorum ama hani o işte televizyonda işte sunuculuk yapmayı da çok özledim bu arada. Gerçekten çok özledim. Çünkü benim mesleğim değildi. Ben kiralık aşktan sonra Yemekteyiz programına geçtim. Hatta ilk teklif geldiğinde bana mı geldin dedim, ben sunucu değilim. Hatta Yemekteyiz programında böyle anonslar vardı. İşte bugün günlerden pazartesi işte Burcu Hanım'ın evindeyiz gibilerinden falan. Çekemiyorum. Yani bir saat. Normal programda 10 saniyede çektiğim şeyi ben ilk bölümde bir saat çekemedim. Heyecanlıyım.
Çünkü bizler dizilerde oynarken kameraya bakmadan oynarız. Çünkü bizim için kamera görünmez bir şeydir o. Ama sunuculukta, programda kamerayla bir şeyiniz var. Dedim ben yapamayacağım herhalde. Çok zor bir iş. Bir de bir metin yok elimde. Yani hani işte efendim buyurun, hoş geldiniz, beş gittiniz olsa belki biraz daha. Her şey doğaçlama usulüydü. Ama beğendim, sevdim. Başarılı işler de yaptım çok şükür. Özledim mi? Evet, özledim sunuculuk yapmayı da. Yani hele o gündüz kuşağında o ablalar, teyzeler. Çünkü ben kiralık aşkta hatırlamıyor çoğu insan beni. Orada da onların sevgisini, ilgisini kazandım. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir şey. Siz o rolle hatırlamayan var mı? Bir şey söyleyeceğim. Biz turnede yolda adım atamıyoruz Onur'dan. Estağfurullah canım, olur mu? İnanılmaz derecede bir izleyicisi var. Çocuklar, evet. Kadınlar böyle nasıl biliyor musunuz? Hatta elimde videosu da var, onu size izleteceğim. Böyle bir kapattılar, biz Onur'u göremiyoruz. 1.90 boyundaki adam gitti. Bir de Anadolu'da genelde şey diyorlar, mesela Onur demezler, direkt oradaki roldeki adıyla. Ha, Koriş. Koriş. Yok, Onur Bey diyorlar. Koriş diyen var. Gençler daha çok Koriş diyor. Evet, tamam. 40 yaş üstü kişiler Onur Bey diyor. Onları da mı işte Yemekteyiz'den doğru beni çok sevmişlerdi, sağ olsunlar. Güzel bir duygu gerçekten. Benim için çok kıymetli. Çok kıymetli. Ben sizi aslında lise defterinden hatırlıyorum. Evet, gerçekten mi? Evet. Bunu çok... diyen, yani belki de ilk üçtesiniz. Evet. Ya üç kişi dışında hiç kimse hatırlamıyordu beni. O çok beni. Güzel bir gençlik dizisiydi. Evet. Emre Altuğ, siz Sarp Leventoğlu. Bayağı. Hatta o dönemde siz bayağı popüler olmuştunuz. Ben şunu sormak istiyorum aslında. Biraz önce dediniz ya, gençler sabat etmeli diye. Siz o dönem popüler olmuştunuz. Hatta birazcık da şımardım demiştiniz, evet, bir doğru. Röportajınızda. Ama daha sonra proje bittikten sonra size teklif gelmemiş. Doğru. Aslında hayatınızda o mu şekillendirdi sizi? Aslında şöyle bir şey, şimdi o lise defteri yayınlandığı yıllarda çok izlenmişti. Ama tabii sosyal medya yoktu. Yani hiçbir sosyal medya platformu yoktu. İzleniyoruz ama kim bizi tanıyor diye düşündüğümüzde anca sokaktaki insanlar işte. Zaten telefon yok, selfie yok vesaire falan. Sonra ben hep şey zannediyorum, bir de yaşım daha 19 yaşındaydım. Daha çok gençtim ve hep bu böyle devam edecek zannediyordum. Meğersem böyle bir şey değilmiş yani. O yüzden üstüne bir şey koymak, üstüne bir şey katmak, kaliteli şeyler yapmak adına. Sonra bir proje gelmeyince ha dedim, bu böyle olmuyormuş demek ki. Evet, şımarmıştım. Hatta bir röportajda da vermiştim. Ama 33 yaşında kiralık aşktan sonra ilk röportajında şey demiştim. Yani şımarmak gibi bir lüksümüz yok. Bu bir iş. Yani bundan bir para kazanıyoruz, bir emek harcıyoruz. Yoksa hani popüler dünya, popüler kültür, ama gençlikte oluyor herhalde ya. Yani ne bileyim, oluyor herhalde. O ilk tanınmanın verdiği bir haz herhalde biraz değiştiriyor insanı. Çok başta evet, yani bir anda futbolcular da orada burada, yani herkeste bir şey var. Bir ilk bir duvara bir toslama oluyor galiba. Yani sonra toparlayan var, bir de hiç toparlayamayan var. Toparlayan şanslı yani. Kenyam Alkara yansın gitsin be ya. Sinan bu her şey gözünün önünden film şeridi gibi akta bir cümle yapıyor. Toparlayamayan şanslı. Tabii şimdi ben 35 yıl olduğu için kimleri ne gördüğüm için şu anda... Hemen bir birkaç isim geldi de zor tutuyorum anda kendime. Sinan abi, ama ne var biliyor musun? O dönemde yanında kimler var? Büyükler, onlar önemli. Böyle mesela ben de onu yaşadım. Bir bulut olsam da Meral abla ben ensemden tutmuştu. Gel bakayım sen buraya diye. Şimdikiler bence muhtemelen yanındakilerin de gazına da geliyor olabilir. Birçok insan mesela, biz de sette şahidiz Onur'la. Menajerleri ya da işte akrabaları ya da basın PR danışmanları falan. Hadi sen şöyle davran. Fırçayı at, kaba davran, bilmem ne, sete geç gel, dur senin ağırlığın olsun diye. Böyle gazı veren de çok insan çok var. Çok güzel bir hikaye edelim. Bizim ilk Muzdarip olduğumuz gazeteci olarak şu anda bir konuya değiniyorsunuz. Sen de bu konuda işinle alakalı olduğun için, sen de yıllarda çalıştığın için. Menajerlik sisteminde ilgili bir sıkıntı var şurada. Yani ciddi anlamda ülkemizde menajerlik sistemiyle ilgili bir sıkıntı gerçekten var. Gerçekten menajer yok ama. Evet, oyuncuya bence... ulaşabiliyorsunuz ama menajeri asla ulaşamazsınız yok. Başka bir biliyorum. Sıkıntı var. Bomba. Bir insanlar mesela şimdi buradan seyircilere de söylüyorum. Diyorlar ki ya nasıl her şeyden haberin? Esas şu anda eskiden, evet itiraf ediyorum, oyuncular kendi nerede yakalanacaklarını, ne yapacaklarını kendileri, oyuncu değil şarkıcı falan, herkes söyleyebiliyordu. Herkes demeyeyim, bak, bazen tez ediyorum, kendini ihbar ediyor. Şimdi asla ihbar etmeyecek bir oyuncu ya da şarkıcıyı menajerler ihbar ediyor ki iş yapsın diye, gündeme gelsin diye satıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Ben biz neler yaşıyoruz şu anda? Ben birkaç sektörü yaparken çok duydum. Yani
Menajer oyuncusuna soruyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İyiyim işte, bebekte bir yerdeyim diyor böyle. Tamam diyor. 5 dakika sonra orada kameralar. Oyuncu da şok böyle. Aa, ne, kamera nereden çıktı halinde. O menajerler de yani aslında işleyiş mi bu yoksa olması? Bence işleyiş değil. Çünkü menajerler, ben şimdi bizim yani yapım şirketleriyle veya işte kanallarla da konuştuğum, herkes muzdarip. Menajerler oyuncuların işlerini bozuyorlar. Şöyle işlerini bozuyorlar. Ya sen bu parayı almak zorundasın. Ya da sen burada oynamak zorundasın. Mesela o oyuncu, şöyle bir şey vardı eskiden. Sen bu sahneye çıkmamalısın. Kusura bakma ama sen ne? Benim param, ben kazanacağım. Bana burayı engelleyemezsin. Çıkmamalısın. Çıkarsan ben seninle ilişkimi bitiriyorum. Çünkü korumak için yapıyorum evet. bunu. Ya öyle menajerler gördüm ben. Ya da bu oyunda oynamamız. Ya da bu paraya şimdilik evet de yarın öbürsü gün bunu gidiyor. Şimdi tam tersi. Veriyorsan, vermiyorsanız oyuncunun haberi yok. Ne işler engelleniyor, neler oluyor bildiğin ben gibi. Şeyde senaryo gönderirdim. Kast direktörü yaparken işte bir projemiz var. Menajerini atardım oyuncunun. Sonra aradan böyle bir 3-4 gün sonra oyuncuyu da tanıyorum. Hani dışarıdan da. Aa dedim okuyabildiniz mi dedim. Neyi dedi? E dedim haberde bekliyoruz. Hani okuyacak mısınız? Hatta şehir dışındaymışsınız. Yo ben İstanbul'daydım. Kime attın dedim. Menajeriniz bu bu. Evet bu. Haberim yok dedi. Yani menajer atıyoruz. Menajerin canı isterse oyuncusuna okutuyor. Ben öyle çok iş kaçırdım biliyor musunuz? Zaten ben ilk böyle menajerim şey beni yok. Dolandırdı ya. Böyle bir şey olamaz. Mahkemeyi kazandığım için rahatça söyleyebilirim. Ben buradaki yani çok özür dilerim lafını kestim. 17. senemdeyim. En büyük beni kazıklayan menajerler oldu. Benim işimi de engelleyenler menajer oldu. Çünkü yapımcı mesela beni arıyor. Senaryo göndermiş. Ben kabul ediyorum ama o sırada kendi başka bir oyuncusu, daha pahalı bir oyuncusunu sokmak için başka bir oyuncuya geçiyor. Yapımcı diyor ki aslında biz istedik ya sen istememişsin bizi. Ben yıllarca haberin bununla yok. Karşılaştım. Onun için insan ilişkileriniz yani yapımcıyla birebir halletmek lazım. Yoksa diğer türlü dediği gibi ne bize haber geliyor ne senaryodan haberdarız ne de bizim o işten yani bizi düşündüklerinden biri haberdar değiliz yani. Ya ne kadar güzel bir konu konuşuyorsunuz. Soner en son ne diyecek merak ediyorum. Şunu söyleyeceğim. O kadar güzel bir şeyden evet, bahsediyorsunuz. Çok, çok bir kere müzik dünyasındaki menajerler daha iyi bir kere. Kesinlikle süper. Oyuncu menajerlerine göre anlattıklarınızdan da yola çıkıyorum. Şimdi tabii hepsi için değil. Ben bir iki tane oyuncu menajeri de tanıyorum. Yani, çok güzel söylediniz. Rahatladım. Çünkü niye bilmiyorum. İçimden hep şöyle düşünüyordum. Asla kafası çalışmıyor. Asla bu titri taşımaması lazım. Sinema bilmiyor, oyun bilmiyor, oyuncu bilmiyor. Senaryo nasıl, okumuyorlar. Bilmiyor, okumuyor diyorum. Okusa da anlamayacak. Sonra bizden de sert girdi. Hayır ama sert girerim çünkü bir iki tanesine dayanamıyorum. Çünkü çok da havalı dolaşıyorlar ortalıkta. Böyle büyük bir iş yapıyorum gibi. Bir de onlara böyle o geliyor, o geliyor falan diye böyle bir koridorlar açılıyor. Diyorum ki hiç, abi sinemayı bilmiyor ki siz niye buna hani hiç bilmiyor. Ve diyorum bu bir oyuncuyu temsil ediyor diyorum ve o yüzden yıllardır bunu söyleme fırsatım doğmamıştı. İşte komik tarafını söyleyeyim. Oyuncusuyla beraber audition'a giren menajer biliyor. Ne yapacak yani ona şey mi yapacak? Yani oyuncusunu bir yapım şirketine götürüyor. Kendi... İşte benim oyuncum Soner Arıca diyor. Evet. Aa öyle mi? Soner Bey sizi yönetmenimizle evet. alalım diyor. Evet. Menajer de gidiyor diğer odada audition veriyor. Belki ben de oynarım diye. Şakaya ben bunları da gördüm yani. Ben bunları da gördüm. Peki senin menajerin var mı şu anda? Var. Var. Benim memnun musun? Ya bu saatten sonra yok. Zaten benim çok çok eski arkadaşımdı. Rahşan kulakları çınladı. Çok tatlı. Dünya tatlısıdır harika. Zaten. Memnunuz yani şimdilik inşallah böyle devam eder. Arkadaşlık geliştirmek biraz önemli ama bak ben de menajerimle arkadaş gibiyim. Şöyle bir şey oluyor. Mesela hani şimdiki saatler değil ama dediğin gibi ilk gençlik yıllarında bazen şöyle oluyorsun. Bir başın dönüyor falan yani o beni durdururdu mesela. Doğru mu böyle söylemen? Doğru. Çünkü menajerin biraz onu yapması da gerçekten. Lazım. Biraz önce anlatmak istediğim evet, belki kesinlikle. Çok keskin anlattım ama öyle. Kesinlikle. Yeri gelecek sahneye çıkartmayacak. Yeri gelecek çıkartacak. Evet, yeri gelecek projede dahil olmayacaksın da yeri gelecek. 5 kuruş para bile almıyorsan ama bu projede buraya, kesin evet, olmaz. Gideceksin demeli. Evet. Sonra mesela bizde bu son yıllarda tamamen işte duyuma kulak şeyle yoktu. Çünkü 10 sene önce 20 sene önce yoktu mesela. Şimdi bir kulis rider'ı muhabbeti var tamam. Hani kulis rider'ı şimdi Jennifer Lopez'inkini duyduk ya hani onu istiyor diye. Böyle bir liste var. Biz o listeleri görünce diyoruz bunu herhalde bunu istemeyeceğiz. Bunu çizeceğiz, bunu çizeceğiz, bunu çizeceğiz diyoruz. Şimdi Allah'tan işte menajerim de öyle düşündüğü için burada kolaylaşıyor. Çünkü benim haberim olmadan bir menajer şey de diyebilir. Hani o çekirdeği de istiyorum, kuru yemiş de istiyorum, bilmem ne suyunu da istiyorum ki diyebilir. Ki bunu yaşadık. Var. Biz bu yazdık.
saçmalama, beni tanımıyor musun? Ben bunu nasıl isterim? Allah Allah, senin ekibinden geldi evet, bu deyip. Evet, evet. Çok o, menajeri şey yiyormuş değil mi? Böyle şeyler oluyor. Aç gelme oğlum o Burcu, Burcu hayır lafını böldüm Soner. Burcu daha beteri var. Hayır, ben açıklamayı söyleyeyim sana. Daha havalı, daha değerli olduğun için bunu söyledim. İçmesen bile, yemesen bile. %100 böyle. Böyle. Kendisi için değil. Aa. Evet, evet. Sanatçıyı daha yükselttiğini düşünüyor. O markalardaki o şeyleri oraya dizerek. Halbuki orada ya bir de ne var? Çok özür dilerim. Ben kulisi boşaltan sanatçı gördüm. Yani hani gerçekten gördüm. Hani olur ya böyle evet. Kulisinde işte markalar var. Evet. İçecekler, meşrubatlar, çikolatalar falan filan. Buzdolabının içi bomboş. Hani yese yine iyi. Evine giderken götürüyor onları. Evine giderken götürüyor. Ya tabii şeyi de yapmak lazım. Şimdi bunları böyle konuştuğumuz zaman bazen organizatörler de fazla rahatlıyorlar. Şimdi bu performans yapacak insana bir konfor alanı yaratmak lazım. Tabii bir ama gerçekten artık çığırından çıkmış. Yani havlunun rengine kadar belirlendiğinde şey diyorsun. Ya ben diyorum ki niye alıyorsunuz ki diyorum. Söylesenize diyorum. Bu renk havlu bulamadık. Gidin al işte sen bir yerden getir. Çok meraklıysan. Hani bazı şeyler var. Ben hani arkadaşımdan bile isteyemem. Gerçekten söylüyorum. Ya bir arkamdan birinin adam bizden bunu istedi dedirtmem kendimle ilgili yani. Hani arkadaşına bile sipariş veremezsin onu. Ama dediğim gibi şimdi zaten hani standart şey demez değil mi? Bu adam susar. Tabii. Ne bileyim performans gösterdiği için gerçekten terleyebilir orada bir kağıt havlu ya neyse onun adı. Ama artık böyle renkler bilmem neler markalar işin içine girince o şey gibi oluyor. Dediğim gibi böyle yaparsak daha değerli oluruz gibi ama perdenin arkasında asla öyle dönmüyor hikaye. Organizatörler sürekli bunların dedikodusunu yapıyor sürekli ama kesin. İsimlerle yapıyor. Biz nereden duyuyoruz? Tabii biz de bir de şey var Sinan abi mesela sen işini iyi yapıyorsun hiçbir problematik durumun yok. Herkesle aran iyi saygı çerçevesinde işinden ayrılıyorsun. Atıyorum yapımcısı ya da menajer ya da oradaki durumda seninle ilgili illegal bir şeyler söylüyor. Ve sonra şöyle duyuyorsun kendinle alakalı. Problemliymiş, açsarmış, şöylemiş. O kadar çok insan bazı insanların günahlarını alıp işine engel oluyor bunu ben de yaşadım. Algı da değişiyor oyuncuya karşı. Bunu ben de yaşadım. Yani kendi bu sefer temize çıkarmak zorunda kalıyorsun. Kalıyorsun. Tabii. Kendini. Saçma. Aa diyorsun yani bunu ben niye kendim temize çıkarayım? Veya başka bir yapımcıyla görüşmeye gidiyorum, toplantı yapıyorum. Ya sen bunları kim uyduruyor, kim ne yapıyor? Bu sefer sektörde... Şimdi buna inanmıyorlar. O kişinin lafına inanıyorlar. Bu da benim işimi engelliyor, zoruma gidiyor. Hak etmediğim bir muameleyle karşı karşıya geliyorum. Hoş da bir şey değil çünkü. Ama çok da duyuyorum. Hani sektörden de duyuyorum. Yani makyözüne tarak fırlatan, kulisini dağıtan, işte onu bunu şey yapan insanlar hala ekranlarda iş yapıyorlar. Peki diyorum bunlar gerçek. Peki ben diyorum bu sefer de. O yüzden... maalesef haksız rekabet de çok fazla. Maalesef. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz abi vallahi bir saat nasıl geçti nasıl değil mi? Nasıl güzel aktı değil evet, mi? 15 dakika gibi geldi. Evet. Evet çok güzel. Buradan sonra hiçbir iş gelmeyecek size biliyorsunuz. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Koltuklarımızı şöyle sağa sola alırsanız. Biz gidip siz buraya otururuz. Yok aynen, estağfurullah. Bence sanatçı ruhunuzun altını aynen. Çizdiniz. Çok güzel oldu. Bence çok iyi oldu. Harikasınız. Ben de sizi tanıdım. Yakından tanıdığım için zaten biliyorum ama takip ediyorum ama bu hisse, bu cümleleri duyduğum için çok mutlu oldum. Çok önemli şeylerin altını çizdiniz. Bizim de sizi canlı görmemiz iyi oldu. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri sizi ekranda gördük. Çok canlı görmek de konuk gelmek. Hayat çok enteresan. Çok yani televizyonda kliplerini o... bu şeyler vardı ya kanallardan izlediğim bir şey şimdi aynı programda muazzam yan yana oturuyorsun. Muazzam bir duygu. Evet. Muazzam çok bir duygu. Çok teşekkürler. Gerçekten. Tahmin ediyorum Barış Manço'yla ben de yaşamıştım. O gerçekten yaşamış. Ne dediğinizi birebir yaşadığım için çok güzel. Teşekkür ederim. İşiniz bol olsun. Sağ olun. Çok evet Soner'cim senin başarın devam. İyi yolculuklar sana okullar arası. Evet marşımızı söyleyeceğiz. Hepimizin bu marş hayali söyleyeceğiz. Marş dedik tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimizin yanında kutlu olsun. Ve programı yine marşla bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.